beklediğimiz bir DNA sonucu var. Tuba Düldül kaybında baba Yaşar bildiklerini anlatmak için neden DNA testi sonucunu bekliyor? DNA testi çıksın, bana telefon açın. Bu ceset sizin dirseniz ben daha ipucu vereceğim size. Saklama söyle. DNA testi. Ailesinin 5 gündür haber alamadı. 13 yaşındaki Bedriye Şahiner nerede? Buradaki kızın yaşını duyduğunuzda gerçekten şok olacaksınız. Gerçekten 13 yaşında şaka gibi. Kızıma çok yumuşak davranmış. Bence benim kızım yüzden şey bu kadar boş boş bırakılmak. 15 yaşındaki Sılanur Ertuğrul neden anne ya da babasının yanına dönmek istemiyor? Hayır Sılan, yanıma gel benim. Yanına gideceğim, yanınıza gelmeyeceğim. Babasının yani köyde kendi içinde eli var. Anne bir sus. Hayır, bir sus. Birazdan. Sevgili seyirciler merhaba, Star ekranlarına hoş geldiniz efendim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla her günkü gibi selamlıyorum. Bizimle birlikte olacağınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum hepinize. Ve bol bereketli bir gününüz olsun efendim. Bugün önemli haberlerle geldim. Önemli gelişmeler var çünkü programımızdaki konularla alakalı. Önce uzmanlarımızla bir merhaba diyelim. Adli tıp uzmanımız Taner Güven hocamız bizimle, hukuk danışmanımız avukat Hasan Kocabey bizimle, polis eğitmeni ve güvenlik uzmanımız Murat Aydın beyefendi de bizimle birlikte. Şimdi diğer konularla ilgili, dünkü yarım kalan hikayelerle ilgili bütün gelişmeleri an be an sırası geldikçe sizlere aktaracağım. Özellikle Tuğba Düldül olayıyla alakalı çok önemli gelişmeler var, bunu bilmenizi isterim. Şimdi bir anne var burada. Kendisi kızı için geldi. Sevim Hanım 58 yaşında. Sevim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi detaylı hikayeyi dinleyeceğim ama sizden. Evet. Benim duyduğuma göre 23 yaşındaki kızınız kayıp ve bugün de düğünü olduğunu öğrenmişsiniz ya da nikahı. Bugün nikahı olduğunu öğrendim. Geçen haftada düğününün yapıldığını öğrendim. Beni çağrılmadım. Ben çağrılmadım. Yani kaçırıldı benim kızım bu şahıslar tarafından. Yani kaçırıldığı gece karakola gittiğimde kaçırılan şahsın ismini söylediğimde polis memuru bana hemen resmini getirdi, gösterdi. Kenarları buğulu bir şekilde okunmuyor. Ve yani onun suçu olduğunu anladım. Çünkü yani suçu olmayan bir insanın karakolda resmi olmaz. Sabıkalı olduğunu öğrendiniz, öyle mi? Yani öğrenmedim sabıkalı. Polis memuru bilgi vermedi fakat yani şüphelendim. O resmi getirip bana gösterdiği zaman şüphelendim. Şimdi o fotoğrafı size girip sosyal medyasından bulup göstermiş olabilir. Suç kaydı olabilir. Suç kaydı olabilir. Efendim? Suç kaydı olabilir. Suç kaydı olabilir ama bu illa suç kaydı olduğu anlamına gelmez. Yani bir sürü sebebi, ne bileyim trafik suçu vardır da bir şeydir. Yani bu çok büyük bir suç olduğu anlamına gelmez ama hikayeyi bir dinleyelim sizden. Kızınız 23 yaşında. Kaçması için bir sebep 33 yaşında. Kızınız kaç yaşında? 23 yaşında. 23 yaşında. İrem bir diğeri Sevil 33 yaşında. Evet. Şimdi önce bir hikayeyi dinleyelim. Nasıl bir kaçırılma oldu? Çünkü 23 yaşındaki bir kızın kaçmaya ihtiyacı yok. Bu kişiler size dünürcü geldi mi? Gelmedi. Bugün düğün nikahı varmış, doğru mu? Evet. Kaçta olduğunu biliyor musunuz nikahın? Bilmiyorum. Ben evveli günü çalıştığı yerdeki arkadaşını ben yanında yokmuşum gibi konuşturdum. O konuştu. Dedi nüfus cüzdanımı çıkarttık dedi. Yarın da nikahım var, nikahıma gel dedi kıza. Bugün için? Evet. Siz peki bu nikaha engel mi olmaya çalışıyorsunuz? Engel olmaya çalışmıyorum. Kaçırılan yer iyi olmadığını tahmin ediyorum. Kaçırılan insanlar iyi olmadığını tahmin ediyorum. Tanıyor musunuz kaçıranları? Kaçıranları böyle benim kız kardeşim var Kadıköy'de oturuyor. Onun komşularıydı. Onun komşularının kızı benim kızımla arkadaştı. O komşu, benim kızımın arkadaşının düğünü oldu Ocak'ta. Düğüne davet etti. Ben onların düğününe getirdim kızımı. Ondan sonra bir ay önce de onların
tekrar kardeşinin düğünü oldu. Oraya götürdüm kızımı. Bu şahıslar geldiler yanıma. Biz dediler senin kızına talibiz. Ben dedim yani daha evlendirmeye niyetim yok falan filan dedim. O zaman dedi düğün evine gittik oradan. O şahıslar da düğün evindeydi. İsterseniz dediler evimizi bir gelin görün. Düğün evinden ne? Tuğçe'nin iki kaynı. Ondan sonra biz onlar gittik evlerine. Niye gittiniz? Görmek için. Görmek için gittik. Yani iyi bir aile ise kızımı veririm diye mi düşündünüz? Bir bakayım dedim yani. Kim bunlar? Evet. Usul bu değil ki. Önce sizin eve gelip istemeleri lazımdı. Hani düğün yerinde gelip de talibiz bizim eve gelin demek İlk de defa bana biraz yani tuhaf. Bana öyle teklif ettiler. Ön tanışma, ön görüşme gibi. Yani. Ön görüşme, evet. Gittik yarım saat oturduk, çay içtik. Tam kalkarken çocuk bu demiyorlar. Ben de sordum çocuk hangisi diye. Bu dediler, baktım hiç sesini çıkartmıyor. Fakat yani beğenmedim. Ve kaynananın kız kardeşlerinin tutumlarını beğenmedim. Biraz böyle birbirlerine bakışıyorlar. Yani benimle alay eder gibi bir durum. Yani durumlarını beğenmedim. Ondan sonra evimize geldik. Evimize geldikten sonra ileride benim kızım dedi. Anne dedi, Servet bana evlenme teklif ediyor dedi. Kızım dedim, ben onları beğenmedim dedim. Ben onların tutumunu, durumunu beğenmedim dedim. Ben seni orayı vermem dedim. Sen istiyor musun dedim. Yok anne, istemiyorum dedi. Ondan sonra ayın 12'sinde ben Bayramoğlu'nda bir yaşlı kadın var. Bakıcısı izine gittiği zaman bir gece ben gidip ona bakıyorum. 12 Eylül'de. 12 gittiniz. Eylül'de. Ondan sonra benim kızım da Eltim'e gidecekti. Bak Eltim'e git, orada kal dedim. Ben çıktım evden saat 2'de. Bir saat sonra aradım, kızım ne yapıyorsun? Bahçede bir kedi vardı miyavlayan. Anne dedi, kediye bakıyorum dedi. Kediye süt falan veriyorum dedi. Ondan sonra 2 saat geçti. Kızım Nuray yengene gitsene dedim. Oraya git, kadın seni bekliyor dedim. Telefona geç cevap veriyor. Anne kediye bakıyorum işte. Kediye bakıyorum, gideceğim. Detaylara girmeden en son İrem 12'sinde mi gitti evden? Evet. 12'sinden bugün ayın 30'u. Evet. 18 gündür İrem'le hiç konuştunuz mu? İrem'le geçen akşam konuştum. Ne baktım, diyor? Baktım yani gittikçe içime kötü durumlar tabii doğmaya başladı. Gittikçe içime kötü durumlar doğmaya başladı. Bir de duyum aldım yani. Ondan sonra kızım ne yapıyorsun dedim. İyiyim anne dedi. Şöyle titrek bir sesle, kalabalık bir ortamda. Kızım sen dedim ne yapıyorsun, beni hiç arayıp sormuyorsun. Neden arayıp sormuyorsun kızım dedim. Hiç anne işte dedi. Kızım sen dedim kendi isteğinle mi gittim? Evet anne, kendi isteğimle geldim dedi. Yani şimdi doğru bugün, söyle dedim. Bugün nikah olacağını siz dün öğrendiniz. Evet. Ve düğüne çağrılmadığınız için mi Sevim Hanım gönül koyuyorsunuz? Yok. Bu nikaha engel mi olmak istiyorsunuz? Düğüne çağırırsam gider miyim diyorsunuz? Yok yani bu şahısların iyi şahıs olmadığını tahmin ediyorum. Kızınıza bir seslenebilir misiniz lütfen? Bilmiyorum gerçekten bugün nikah var mı? Varsa kaçta var? Siz bir kızınıza seslenin. Bakın el sallayan kameraman arkadaşım var ya, o kameraya bakarak. Seslenin kızınıza. Kızım İrem, ne yapıyorsun? Söyleyeceklerinizi söyleyin. Nikahım varmış. Neden çağırmadın beni? Razı mısınız peki bu nikah varsa? Nikah... Artık yapacak bir şey yok. Kız 23 yaşında zaten. Reşit 23 yaşında için. Fakat zeka yaşı 12-13. Her şeyi öyle kanabilen mi? Bir kız. Her şeyi rahatlıkla kanabilen bir kız. Tamamen değişir. O durum var. Mental olarak bir rahatsızlığı mı var yani? Yani gelişim geriliği var. Raporu yok, var. Raporu yok. Yok, peki nasıl belli ediyor kendini, ne yapıyor yani? Yani düşünememezlik, iyiliğin veya kötülüğün
nasıl geleceğini düşünememek. Nereden öyle gelecek? Bir durumu var. İsterseniz okudu çalıştığı peki, yerde okula gitti mi? Okulu bitiremedi şu an. Kaça kadar? Meslek lisesini dışarıdan okuyor, bitiremedi. Şu an ama 2'de. Ortaokul diploması aldı. Aldı. Peki İrem telefondaymış. İrem telefonda. İrem merhaba. Merhaba abla. İrem bugün nikahın mı var senin kızım? Bugün yok. Ne zaman var? Abla ben kendi isteğimle kaçtım. Oradakilerin ne? Tehditlerinle söylüyorsun bunu İrem. Anne hayır, kendisiyle kalsın, kendisiyle evlendim. Hayır ben. Kızım hayır. Hayır. Bir dakika, evlendik derken bir düğün yapmışsınız, daha nikah yapmadınız değil mi? Nikah da mı yaptınız? Efendim, efendim İrem. İrem. Yaptık. Efendim. Nikah mı yaptınız? Düğün yapıp. Evet. Nikah yaptınız. Resmi nikah evet. mı yapmışsınız? Resmi nikah yaptınız mı? Evet. Peki rica etsem bize bir evlenme cüzdanının örneğini atabilir misin WhatsApp'tan bir şekilde? Ne zaman? Abla. Ben kendi isteğimle kaçtım. Tamam kendi yavrum, tamam. Kendi isteğimle evlendim. Orada yani sıkıntı yok. Orada bak sıkıntı yok. Yaşın reşit olduğu için sana kimse niye kaçtın? İşte suçlusun ya da öbürü suçlu falan demiyoruz. Şimdi burada yalnız bir annen var senin değil mi? Başka kimseniz yok. Bir kızınız daha var. Var o Bilecik'te. O Bilecik'te evli. Yanınızdaki tek evladınız İrem, doğru mu? Evet. İrem'in evlenmesini hiç mi istemiyorsunuz? Hayat boyu evlenmesini. Evlenmesini istiyorum. Yanınızda ablacığım, mı kalsın istiyorsun? Ablacığım da yani gittiği yer iyi fiille aileler değiller bunlar. Onu fark ettim. Kızınızın mutsuz yani, olacağını düşünüyorsunuz. Eşinin bir geçmişini. İrem Hanım, ben şunu merak ettim. Şimdi siz 12 Eylül'de herhalde kaçmışsınız, evi terk etmişsiniz. Resmi nikahda yaptık diyorsunuz. Yani nikah işlemleri bu kadar hızlı olan bir şey değil. Yani hani yıldırım nikah gibi bir şey yapmış olmanız lazım. Özel işlem yaptırmanız lazım. Ya bu bana çok mantıklı gelmedi. Bir de yangından mal kaçırır gibi. Hani önce bir annenin gönlünü yapmak gerekmez miydi? Bir tane anneniz var zaten. Bir düşmanlığınız da yok, bir husumetiniz yok, bir şeyiniz yok. Sadece ben uygun görmüyorum kızım demiş. Orasını. Yani siz niye bu kadar acele uygun ettiniz? Uygun görmüyorum ben. Yalnız hocam resmi nikahın kıyılıp kıyılmadığı noktasında. Ben de şüpheliyim, bu kadar hızlı olmaz çünkü. Hanım sorduğunda evet. Düşünüp arkadan bir teyit alıp. Ona göre bir şekilde cevap verme gereği duydu. Hani birlikte yaşıyor olabilir ama böyle bir resmi nikahın olduğunu ben düşünmüyorum. Evet, o zaman tekrar söylüyorum. İrem'cim bize lütfen nikahtan sonra bir evlilik cüzdanı vermiş olmaları lazım size. O evlilik cüzdanının ilk sayfasının, ikinci sayfasının fotoğrafını çekip WhatsApp'tan bize atabilir misin İrem'cim? İrem. İrem. Kapattı mı arkadaşlar? Ne oldu? Kapattı mı? Yani bu... Ben yani kızımı kötü yerde evlilik yaptırtmak istemiyorum. Şimdi çocukla ilgili kafanızda bir şeyler var evet ama bu somut şeyler değil. Emniyette size fotoğraf siz isim söyleyince gösterdiler. Yoksa size böyle bir suçluların olduğu bir dosyayı açıp bunlardan hangisi diye teşhis etmenizi istemediler. Siz isim söylediniz. Sadece ismini söyledim. İsmini soyadını söylediniz. Soyadını söylemedim. Soyadını zaten bilmiyordum. Sadece ismiyle gösterdiler. İsmiyle gösteremezler. İsmiyle gösterdiler Serap Hanım. Yani tek, ben de şaşırdım. Tek seferde. Tek seferde. Bu mu değil. Yok hayır. Adını söylediniz bu mu dediler. Doğru sadece mu? Sadece ismini söyledim bu mu dediler. Şimdi böyle bir şey olabilmesi için yani ikamet yerinizi sormak istemiyorum ama o semtte bilinenlerden bir tanesi olması lazım. Mahalli karakolun da nihayette mahalli karakol oradaki suç kaydı bunların çoğunu şifayen de olsa bilir. O ismi zikrettiğiniz anda hemen karşınıza bunu çıkarmış olabilir. Bu çok şey bir konu değil. Yani bilebilir. Ama ben sizden şunu da anlıyorum. Konuşmak istemediğiniz bir nokta da var. Evet. Sizin yüzünüzden onu okuyorum. Aslında belki de onunla ilgili bir şeyler öğrendiniz. Ve bu öğrendiğiniz şeyler de kızınızın ilerisiyle ilgili bir
endişe yarattı. Siz evet. oradasınız. Onu anlıyorum. Yani kaçırıldığından beri endişe duyuyorum. Evet, zaten endişe duyuyorum. Şimdi Hasan hocam da fark etmiş. Pardon. Evet. Cevap vermedi. Cevap vermeden önce arka taraftan birileri... Yani önemli bir şey söyledi orada. Evet. Şöyle ki ben sordum nikah mı yaptınız diye. Arkadan birisine sordu biz nikah yaptık mı diye. Evet. Yani kızınızın diyorsunuz ya mental olarak 12 evet. yaşlarında gibi zekası diye. Acaba karşı taraf yanındaki kişi resmi nikah yaptık diye kızınızı kandırdı mı? Çünkü bir 23 yaşında bir kız normalde nikah yapıldı mı yapılmadı mı bilir. Şeye çıkacak, nikah memurunun önüne çıkacak, şahitler olacak, nikah kıyılacak ve bir evlilik cüzdanı verilecek. Bu noktada sustu ve şu anda da meşgule alıyor. Zannediyorum yanında birisi ona bir akıl birileri veriyor. Birileri var zaten. Kendileri öyle teyzeler var iki tane onlar. Zaten teyzelerin biri gelmiş Kartal'a kızımın beynini yıkamış saf olunca bir de sahipsiz olunca. Demişler ki yani... Şimdi psikopat falan demeyelim çünkü bilmiyoruz gerçekten. Hani elimizde rapor bile yok. Siz bile kızınızla ilgili akıl yaşı 12 diyorsunuz. O konuda bile rapor olmadığı için biz yine de ona bile temkinli yaklaşıyoruz telefonu, şu anda. Telefonu kapattırmış olmaları hanımefendiyi destekliyor bence. Çünkü mental röterde olmasa konuştururlardı. Daha çok konuşmasını isterlerdi aklanmaları için. Bir de hocam orada biz nikah yaptık mı diye soruyor. Oradan bir cevap evet böyle yarım yamalak evet cevabı şimdi, verdi bize. Ta ki gönder bize onların fotoğraflarını deyince de telefonu kapattırdılar. Şimdi evet kapattırdılar. O zaman kapattırıyorlar konuşturmuyorlar. Yani konuşturmuyorlar böyle ben de onun için içime iyice şüpheler düştüğü için mecbur kaldım size başvurmaya. İyi yaptın Sevim Hanım. Ya gerçekleri öğrenmek için size başvurmaya mecbur kaldım. Şimdi, çünkü yani kendi başıma... Çözemiyorum bu işi. Bu şey yaşı da tuttuğu için hiçbir yerde çözemiyorum. Yalnız yaşı tutmasına rağmen gerçekten sağlık raporuyla bu durum yani kayıt altına alınırsa nikahını bile geçersiz sayma ihtimaliniz doğabilir. Yani hukuki açıdan Hasan Bey anlatacaktır ama tıbbi açıdan bunun saptanması çok kolay. Basit bir iki testle ortaya çıkar zeka yaşı. Ve eğer hanımefendinin iddia ettiği gibi ise... Yani Hasan Bey de söyleyecektir 30 yıllara kadar yargılanır bu insanlar. Yani şöyle buna Türk Medeni Kanunu mutlak butlanla batıldır. Yani bu akıl yaşının 18'den aşağı evet, olması aynen. ve bu evlilik herkesi değil. Çünkü kanabilecek durumda bir kızın. Böyle bir, böyle bir evlilik varsa bu evlilik mutlak butlanla batıl yani yok hükmündedir. Ve buna ilişkin olarak da evliliğin karşı tarafı hocamın zikrettiği gibi ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Şimdi bu çocuk kaç yaşında? Evlenmeye çalıştığı ya da evlendiği çocuk. Evlendiği bilmiyorum. Şimdi ben ona sesleniyorum o zaman. Yani diyelim ki İrem'in bir problemi var zekasıyla alakalı. Bu durumda senin karar vermen gerekiyor. Böyle bir durumdaki kızla hala bu beraberliği sürdürüyor olman. İşte avukatımız konuştu. Tıbbi açıdan da hocamız da konuştu. Servet soyadını vermiyorum senin ama Servet lütfen o kızı teslim et ailesine, annesine. Bu kontroller yapılsın, muayeneler yapılsın. Bakalım bu kızın gerçekten yaşı 23 gibi mi yoksa annesinin söylediği gibi bir problem var mı? Sonrasına bakarsınız tekrar. Eğer sen bu kızı kaçırdıysan ya da ben kendim kaçtım diyor da yanındaysan niye telefonu kapattırıyorsun? Sen de konuş. Niye kaçıyorsun yani? Kesinlikle. Sen anlat olayı bize. Nikah mı yaptınız, düğün mü yaptınız? Bu kızın bir annesi var, bir ailesi var. Yani mağaradan almadın herhalde sen bu kızı. Sen konuş telefonla. İrem'le değil, seninle konuşmak istiyorum. Serap Hanım, adli tıbba bu tip muayeneler geldiği zaman biz zeka yaşına değil ama ahlaki redaet dediğimiz bir kavram var. Başına kötü bir şey gelip geldiğini anlayabilecek durumda mı ona bakarız. Yani hani zeka yaşı 12'ymiş, 17'ymiş, 18'miş önemli değil. Ahlaki toplumun kabulü açısından başına ne geldiğinin bilincinde mi, başına kötü şeyler geldiğinin ve ilerisinin kötü olacağının bilincinde mi değil mi, kendi kararını verebilir mi değil mi diye bakarız. Eğer o saflıktaysa dediğim gibi yani ahlaki redaite haiz değil rapor çıkarsa mahvolur karşı taraf. Yani ha 5 yaşında bir çocuğu kaçırıp işte istismar etmişler ha bu hiç farkı yok.
Yani çalıştığı yeri de araştırabilirsiniz. İyi ile kötüyü ayırt edemiyor evet, evet. Edemeyecekti yani kadar saf. Zaten ses profili ben evet. dinledim profilini sesini. Daha 12-13 yaşındaki bir çok ürkek. Hem ürkek hem de 12-13 yaşında. Şimdi onların baskısı altında orada baskısı altında o yüzden sağlıklı cevap veremiyor. Annesi olmasa bile bunları da söylediği için mecburen dikkate almak zorundayız. Zorundayız. Tabii. O zaman Servet sen de gerçekten o kızın yani İrem'in sağlıklı, gayet mantıklı, kendi kararlarını verebilecek bir düzeyde olduğunu düşünüyorsan korkmana gerek yok. Çünkü sen kaçırmış olmuyorsun. Eğer ki sağlıklı bir beyine sahipse, sağlıklı bir yaşına uygun davranışlar içerisindeyse hiçbir problem yoksa sen bir suç işlemiş sayılmıyorsun. Tabii. Nihayetinde 23 yaşında reşit bir kişiyle evlenmiş oluyorsun. Bunun için korkmana gerek yok. Onun için de senin ortaya çıkman lazım. Senin telefona bağlanman lazım. Yoksa biz Sevim Hanım'ı burada tutarız. Sen kızınla ilgili kayıp başvurusu yaptın mı Sevim Hanım? Kaçırıldığı gece yaptım. Baktım saat 12'ye kadar tamamen telefonlar kapandı. Anne tamamı Eltim'i arıyor ama gelmedi diyor. Onu arıyorum geliyorum diyor. Yani baktı mı gelmemiş. Kayıp başvurusu yaptınız. O akşam ben Bayramoğlu'nda kadının evine gittim oradaydım. Baktı mı o kadın gelmedi deyince artık ben de oradan ayrıldım geldim ve artık Kartal Polis Karakolu geldi aklıma. Aslında oranın jandarmasına gitmem gerekirmiş onu düşünemedim o acıyla o panikle buranın karakoluna geldim kayıp başvurusunda bulundum. Peki bu arada aradan 18 gün geçti. Bu arada sizi karakoldan arayıp şöyle bir bilgi verdiler mi? Kızınız geldi çünkü nikah yaptılarsa eğer bu işlemler sırasında kayıtlara bakıldığında kızınızın aranıyor diye bir ibare çıkması lazım orada. Doğru, kayıp tamam. aranıyor şeklinde. Dolayısıyla da kendisinin gidip karakola ben kayıp değilim, 23 yaşındayım, kendi isteğimle gittim diye bir beyanda bulunması lazım. Karakol size geri döndü mü? Kızınızı bulduk ama reşit olduğu için böyle bir şeyde bulundu, ihbar, ne derler, beyanda bulundu. Kızınız kayıp değil. Size böyle bir geri dönüş Yok, oldu mu? Geri dönüş olmadı. Ondan bir hafta sonra polis memuru aradı. Dedi kayıp başvurusu yapmışsınız. Evet dedim. Yani dedi kızınız kendi isteğimle geldim derse dedi yapılacak bir şey olmaz dedi. Dedi mi bunu? Dedi. Demiş, ondan sonra kızınız karşı, bunu demiş mi? Karşı tarafın telefonunu istedi benden. Karşı tarafın kaynananın kız kardeşinin telefonu vardı onu vermişlerdi. Onu verdim bir daha polis bir memuru bana dönüş yapmadı. Tamam anladığımız kadarıyla kızınız böyle bir beyanda bulunmamış. Evet. Çünkü öyle bir şey olsaydı ve nikah da olmadığını düşünüyorum. Yanındaki kişiye de sordu yapmışız falan gibi böyle çok muğlak ifadeler kullandı. Zaten nikah başvurusu yapılmış olsaydı da kızınızın kayıp olduğu bir şekilde o havuzda çıkacaktı ortaya. Ondan dolayısıyla şu anda... Yapılacak hiçbir Şöyle şey yok. Geçen bir ayrıntı da var anladığım kadarıyla. Şimdi siz aramadan polisi bir hafta sonra aradı değil mi? Evet. Size bir irtibat numarası vermiştiniz ama. Karşı tarafla ilgili bir irtibat numarası evet, vermiş verdim. Miydiniz? Muhtemelen şu da olabilir. Bazen arkadaşlarımız bunu yapar Kayıpro'daki. Bir telefon açarlar. Karşı tarafta görüşürler. Onlar da ya ben zaten 23 yaşındayım falan diye o konuşmayı alır. Ama oradaki görevli mutlaka şunu söyler. Bu düşümün yapılabilmesi için mutlaka gelip bir seferde olsa bir ifade vermeniz gerekiyor diye söylenmiştir. Anladığım kadarıyla... Yaşta büyük olduğu için yani öyle kaldı konu ama ama bir yerde yine kontrol noktası vesaire yine bir karakola gidip ifade vermek zorunda kalacaklar. Onu yani. Bir araştıralım biz de bakalım gerçekten kızınızla ilgili böyle bir ifade alımı ya da kızınızın başvurusu olmuş mu? Yarın devam edeceğiz ama Servet'ten bekliyorum kızı çıkarmasını. Evet. 10 gün sonra önce işte konuşacağız Sevim Hanım yarın konuşacağız. Evet Sıla Nur. Sıla Nur da annesi burada biliyorsunuz o da önemli bir kayıp 15 yaşında önemli bir kayıptı. Bir şimdi Sıla Nur konusuna geçelim. 15 yaşındaki Sıla Nur Ertuğrul 10 gün sonra ortaya çıktı. Annesi Yıldız'ı suçladı. İstemiyorum baba annem bizi herkese rezil etti.
Kızım kurban olayım yalan söyleme. Sıla kurban olayım yalan söyleme. Anne yalandan anlamak etmesin ya. Neden sosyal hizmetlere sığınmak istiyor? Hayır Sıla, yanıma gel benim. Yurda gideceğim, yanınıza gelmeyeceğim. Babasının yani köyde kendi içinde eli var. Anne bir sus. Annesi mi yoksa babası mı doğru söylüyor? Senin baban sen geldiği gün çıktın. Bunun içinde bir oyun vardı. Yalancılık ve iftira. Boşanma sebebimiz bu. Annem öyle şov yapmak için, babamı kötülemek için çıktın da herkes biliyor. Taraflar konuşacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak. Dünkü konuşmalardan biraz ben Sıla'nın babacı olduğunu sonucunu çıkardım. Sanki babaya daha sıcak gibi, seninle problemi var gibi geldi bana Yıldız Hanım. Bize evde neler olduğunu bütün açıklığıyla anlatır mısın? Çünkü kızınız bir şekilde size de babaya da gelmek istemiyor. Çocukların en kaçtığı şeydir. Hani gitmeyeyim sosyal hizmetlere, ailemin yanında kalayım, ama burada farklı bir durum var. Ne oldu? Yani olay bu. Ben size anlattığım gibi yani. Şiddet diyor abisinden, sizden ve ablasının da şiddet gördüğünü, o yüzden 17 yaşında evlendiğini, kaçmak için sizden evlendiğini ve sizin uzun yıllardır da ablayla konuşmadığınızı söylüyor. Siz de konuşuyoruz Serap Hanım. Kesinlikle gerçekte yanında. Ne oluyor evde? Evde bir şey olduğu yok. Sabah bırakıyoruz, akşam eve geliyoruz. Sabah gidiyorum, akşam eve geliyorum. İşe gidiyorum. Ben bu çocuk böyle evden kaçmalara, yalan söylemelere başlayınca evde kendimce anne olarak, ben bir anne olarak önlem almaya çalıştık. Hani bu çocuğun yalanını önlemeye çalıştık. Hani bu çocuğun kaçmaması için önlem almaya çalıştık. Hani biraz sıktık. Sıkmadık değil. Allah biliyor yanımda. Bende yalan yoktur Serap Hanım. Kontrol başka, sıkmak başka. Hani kontrol amaçlı hani gitmesin, bu çevreden çevreye bulaşmasın, hani çocuğum kötü yola düşmesin. Ben bu çocuklar için 25 sene dayandım. Ben bu çocuğumu 25 sene dayanıp da bu çocuğumu bir itin kopuğun eline düşsün diye ben kendimi parçalamadım, kendimi yıpratmadım Serap Hanım. Ben bu çocuklarım için hayatımı feda ettim. Gerekirse yine de feda ederim. Ama benim çocuğum beni istemiyorsa da ben bir şey yapamam. Ben anne olarak vicdanım rahat, yani her türlü ben onu korumak istiyorum. Yani koruma amaçlı yaptım ben onu. Ben ona zoraki bir şey yapmadım. Hiçbir zaman zoraki bir şey yapmadım. Abisi olsun ben olayım. Peki. Yani hiçbir zaman biz onun kötülüğünü istemedik. Büyük kızınız, babanın yanında kalan kızınız, isminin verilmesini istemiyor telefonda. Evet. Merhaba. Merhaba. Yani bu Sıla'nın evden kaçması, babaya gitmesi, tekrar babadan işte öncesinde yurda gitmesi, anne ve abiyi şikayet ederek babaya gidip orada kalmayıp tekrar sizin yanınıza gelmeye çalışması ve ortadan kaybolması. Burada kimi sorumlu tutuyorsunuz? Bu ailenin, siz de büyük kızısınız. Ya ilk başta Sıla küçüklüğünden beri hani şiddetle büyümüş bir çocuk. Psikolojik olarak rahatsızlıkları illaki oluyor. Hani evde sevgi görmediği için dışarıya maruz kalıyor. Arkadaş ortamında bu sevgiyi aradığı için de alışkanlık yaptı. Sürekli dışarı çıkmak, özgür olmak istiyor. Yavrum kimden şiddet? Kimden şiddet gördü ev içinde? Ya annemden, hani küçüklükten olsun, babamın annemle olan kavgaları. Hani bu şekilde. Sonradan ayrıldılar ama annemden görmeye devam etti. Yalan söyleme Ayça. Yalan söyleme kızım. İsmini vermeyeyim. Neden yalan söyleyeyim? Tamam kızım söyle. Sen de anneden şiddet gördün mü? Talip'ten, yani erkek kardeşinden. Ya hatta erkek babandan. Kardeşim, babandan. Ya babam alkolün verdiği şeyle, hani önceden alkol bağımlısı olduğu için alkolün verdiği şeyle evet bazen arada sıra oluyordu ama öyle büyük bir şiddet görmedim. Hani bir keresinde benim yaptığım da çok hataları oldu. Bu yüzden bir kere tokat yemiştim. O sırada parmağıma gelmişti. Hani kırılmıştı evet ama büyük küçüğü şey olmuyor diyorsunuz. Şiddetin yani, büyük küçüğü olmuyor. Bir de sizin ben hata olmuyor. Ettim de dayak yedim düşüncesi oluyor. Çok sakat, yanlış bir düşünce. Yani hak ettim sanki. Sanki hak ettim. Şiddet hak edilmez hocam, asla. Sizin yaptığınız hiçbir şey şiddete sebep olmaz. O uygulayanın hatasıdır, sizin değil. Hatayı düzeltmenin, hatta gençler tabii ki hata yapacak. Bunu düzeltmenin bin türlü yolu vardır. Evet, ama bunlardan hiçbiri şiddet değildir.
Ya illaki anne hocam, babanın da birer... Hocam 3-5 sefer ben uyarıyorum. O da 3-5 sene önce olan bir şey. Yani birer tane tokat. Normal bir şey bu. Normal değil. Normal değil işte. Normal hayır, hayır. Normal değil. Bunu normalleştirince... Bak erkek kardeşin de iddiaya göre Sıla'ya şiddet uyguluyor. Çünkü normalleştirildiği için bu. Baba yaptı, anne de yaptı. İddiaları söylüyorum. Anne ama yaptı, kere, baba yaptı. Kere, üç kere, dört kere, bir keresi yok yavrum. Yavrum bir, bu şiddetin beş keresi, bir keresi yok. Bir kere olunca zaten o şiddet başlamış demektir. Şimdi bu kız, sen dün dinledin mi? Avaz avaz ben annemin de babamın da yanına gelmek istemiyorum dedi. Bir çocuk 15 yaşında en sevdiği yer neresidir? Evidir. Anasının dizinin dibidir. Babasının yanıdır ayrı bile olsa. Niye sosyal hizmetlere gitmek istesin? Neden polise gitmek istesin? Bunun altında muhakkak bir şey var. Çok önemli, majör bir şeyler olması lazım. Evet tamam işte annemle babam istemiyorlar yani. Hani kız kardeşim istemiyor onları. Yani çünkü... siz birbirinizde hiç yani kendinizde. Hiç hata görmüyor musunuz bu çocuğun? Şimdi büyük kızınız böyle konuşuyor. Bir tek oğlunuz ben çok iyi abiyim, ben bir şey uygulamadım, sadece onu korumaya çalıştım diyor. Yalnız orada da eril şiddet diliyle konuşuyor büyük abi. Onlar benim namusum, tabii sahip çıkacağım falan, döverim de severim de gibi. Yani yok yok böyle bir dünya. Yani o değildir. Bir kere kardeşler arasında şiddet zaten kabul edilemez. Hani anne baba şiddet de kabul edilemez ama... Yani sen abi olmakla bir şey olmuyorsun. Ondan birkaç sene önce doğdun diye o senin bir şeyin olmuyor. Sen onun bir şeyinden sorumlu değilsin. Ona sadece aynı evde yaşadığın için sevgi göstermek ve saygı. Hadi sevmeye de bilirsin ama saygı borcun var. Şiddet, saygı da şiddetli olmuyor. Haysiyetini, onurunu kırmakla, onu aşağılamakla ne saygısını kazanırsın ne de toplumda bir yer edinmesini sağlayabilirsin. Talip ne diyorsun? Talip de telefonda çünkü. Duydun mu hocamızın söylediklerini? Şu an duydum evet de ama bence yani şu an bu abi yanlış konuşuyor. Çünkü ben abilik görevimi ben fazlasıyla kardeşlerim için yaptım. İşte abilik görevi tokat atmak, dövmek, baskı kurmak, sahiplen yani kötü an, negatif anlamdaki sahibi olmak değildir. Abilik görevi ona saygı göstermek, yardıma ihtiyacı varsa arkasında durmaktır. Talip. Talip. Abilik görevi nedir? Bir tanımlar mısın? Abilik görevin diyorsun ya, nedir o görevler? Bir tanımla biz de anlayalım. Bak abla sana ben şöyle söyleyeyim. Hani ablam diyor ya güzel psikoloji içinde büyümedi. Kız kardeşim de güzel psikoloji içinde büyümedi. Ben de güzel psikoloji içinde büyümedim. Anladın mı? Yani benim de aile konusunda güzel bir hayatım olmadı. Onlar da ne gördüyse ben de aynı şekil gördüm. Ama benim gözümde gördüğüm tek kişi var. O da annem, her konuda haklı. Ablamla, babamla, kız kardeşimle benim annemin hakkını yiyorlar. Hiçbiri de annemin hakkını ödeyemez abla. Hiçbiri. Hiçbiri de ödeyemez. Yani önlerinden de çıkacak. Anladın mı? Sıla konuştuğu kelimelerin hepsi yalan. Evet ben Sıla'yı dövdüm. Bir kere dövdüm. Ama diğerlerinde bak. O da yani sana nasıl diyeyim abla? Her zaman güzelce konuştum. Her zaman güzelce konuştum. Güzelce konuştum. Dedim bak böyle yapma. Dedim arkadaşlarınla beni tanıştır. Hani dedim ben sana dedim tamam dışarı çıkmana izin vereceğim dedim. Sen dedim bak kimseye şey yapma. Benle dedim güzelce konuş. Hafta sonları bir gün sana veririm dedim. Akşam dedim gidersin dedim. Gezersin. Ama dedim arkadaşlarınla beni tanıştır. Ben dedim tanıyayım. Çevresindeki arkadaşları sürekli abla bunu kötü şeylere çekiyor. Ve çevresindeki arkadaşları kötü insanlar. Anladın mı abla? Bak yeterince ben çevresinden uzak tutmaya çalıştım. Korudum. Kaç defa dedim canım gezmek mi istiyor? Söyle dedim ben seni gezdireceğim. Canım bir yere gitmek mi istiyor dedim. Söyle. Ben gittim abla. Gittim ona telefon aldım. Bana polisler aldı dedim. Bak dedim bana dedim böyle böyle yanlış yaptın Sıla dedim. Senin telefonum dedim bana geri ver dedim. Seni dedim cezalandırıyorum. Telefonum dedim bana geri ver. Dedi ki bu telefonu dedi ben mi aldım? Sen mi aldın dedi. Bu telefonu ben dedi kendi paramla aldım dedi. Bana kalktı bu kelimeyi konuştu abla anladın mı? Ya her hafta bu 3-4 defa tekrarladı bunu. O kadar konuştum. Güzelce konuştum abla anladın mı? Kız kardeşini de olsun bak ablam da bunları yaptı. Ablam da birkaç kere evden kaçtı. Yine ablamın peşinden ben koştum abla. Başına bir bela gelmesin diye. Peki yavrum. Talip evet, yavrum. Abla. Sen de o evet, şiddet ortamında büyümüşsün gerçekten. Evet, bence abi. Sen de yara almışsın, muhakkak almışsındır. Yani abla, seni yargılamıyorum. Senin de bazı öğretilerle büyüdüğün, görerek, öğrenerek, doğru zannettiğin. Evet, ben kendim yaşadıkça öğrendim abla hayatı. Ben bazı şeyleri kendi duygularımla gördüğüm halde öğrendim. Anladın mı abla? Ben ama hiçbir zaman kendi bacıma veyahut da kardeşlerime, anneme babama kalkıp da bir kötülük yapacak bir insan değilim. Yani anladın mı abla? Ben her zaman onlarla güzelce konuştum. Ablamla da, Sıla'yla da her zaman. Ama
yani artık sana nasıl diyeyim, artık ablamla Sıla öyle bir duruma gelmiş ki, anladın mı abla? Ne diyeyim sana, beni çıldırtıyorlar yani, beni delirtiyorlar, yalan söylüyorlar, kendi kafalarına göre iş yapıyorlar. Anladın mı? Nasıl söyleyeyim, Sıla şu an nasıl bir psikolojiye girmiş biliyor musun abla? Yani ne diyor, ben diyor istediğim gibi takılayım diyor, istediğim gibi gezeyim diyor, bana diyor kimse dokunmasın. Ben kardeşimi koruyorum diye abla kötülüklerden ondan. Şey, ablamın yanında kalıyor evde. Ablam kardeşim. Yani siz baba rolüne soyunmuşsunuz evet. Talip Bey. Baba burada sağ maşallah aslan gibi de adam göründüğü baba, kadarıyla. Baba gözümüzde öyle. Ama anneniz de babanız ona acı versin diye, onun canını acıtmak için kızlarına böyle yaptığını düşünüyor. Ya ben anlamadım, çıkamadım. Yani önemli olan Sıla'nın iyiliği değil mi? Evet hocam. Siz tabii ki sırf abi ya. Bu şey hanımefendiye acı vermek için mi yapıyorsunuz? Öyle şey mi? Aynen öyle efendim. Bizim yani gözümüzde baba ölmüş. Çünkü babanın hiçbir ilgisi yok. Yani çünkü babanın hiçbir ilgisi yok. Allah da şahidimdir. Bütün Çayırova da biliyor. Yaşayan herkes biliyor. Allah'ını, Kur'an'ını tanıyan birisi varsa çıksın konuşsun bu insanın ne biçim kişilikte olduğunu. Yani bu insan %100 yalan. Ben abdestli namazlı bir insanım. Size Kur'an'ın üstüne getirin el basayım. Bunları karıştırma lütfen. Ben her zaman için doğru söylüyorum. Hiçbir zaman da yalan konuşmadım. Benim çocuğum doğruları konuşuyor. Çocuğum baba rolünü aldı. Küçük yaşta benim çocuğum baba rolünü aldı. Bizim bu çocuğumuzu, Sıla'yı sadece korumamız, yani başına bir iş gelmesin. Tamam serbest olsun bu baba. Gece saat 1'lerde, 2'lerde, çocuk 10'larda, 11'lerde dışarıdayken demiyor ki kızım sen neredesin demiyor. Böyle sorumsuz bir baba. Yanında kalırken. Evet. Sen niye o kadar hiçbir serbest zaman, hocam, o yüzden sürekli babanın yanına gitmek istiyor. Haberler var zaten, telefon ediyorum, görüşüyoruz. Hayır. Kesinlikle yalan gece bir de eve hayır, gel. Hayır sen söyledin. Yok hocam böyle şey mi olur ya? Yemin hayır, ederim hocam. Size. Hayır bakın, hayır kesinlikle. Çayırova'da herkes tanıyor, herkes biliyor. Dedesi hayır, de hocam, biliyor, amcası da yani. Biliyor. İnan ki benim dayılarım da hepsi biliyor. Hepsi biliyor. Gecenin birilerinde, üçlerinde. Aa, Murat eğer dinliyorsa Murat dinlesin. Gecenin üçlerinde biz Sıla'yı aradığımızı biliyoruz. Babanın kılını kıpırdatmadığını biliyoruz. Bu çocukların velayeti kimde? Eğer Murat dinliyorsa canlı bağlansın da dinlesin. Peki madem böyle bir baba, böyle bir adam. 2 sene önce boşandınız. Evet. Şiddet gördün, alkolü vardı, evet. O su vardı. Çocuklara da sana da şiddet uyguluyordu. Neden velayetini Cemal Bey'e verdin? Ya mahkeme verince dedim nasıl olsa bu adam hayır. Bakmayacak dedim. Hayır hocam. Hani, bu adam mahkeme bakmayacak dedim. Serap Hanım. Hayır hayır çocuğu biliyorum. Kendi istedi Serap Hanım. Kim istedi? Velayet istedi. Serap Hanım beynine girdiler çocuğumu. Bir saniye. Boşanmadan önce oradan bir heyet gönderdiler. 2 sene önce daha. 2 sene önce. Hocam oradan bir heyet gönderdiler. Sıraya gelmiş ben evde yokken sormuşlar. Pedagog. Demiş ben babamla yaşayacağım demiş. Annem istemiyor. Hayır öğrettiler çocuğumu Cemal beynine girdi. Cemal Bey ben görüyorum. Çok affedersiniz. Görüyorum siz çok şeyler söylemek istiyorsunuz kendinizi evet, tutuyorsunuz ama o çocuklarınıza karşı kendinizi savunma borcunuz var. Çünkü tek taraflı dinliyorlar şu anda. Bence hiç tutmayın kendinizi yok, hocam, söyleyin. Yok hocam ben hiçbir şey demeyeceğim, ben çocuğumla ilgileniyorum, çocuğumun sonunu kesinlikle merak ediyorum. Kesinlikle ilgilenmiyor yorum Serap da yapmıyorum Hanım. Hocam ben çocuğumla... Farkındayım çok şey söyleyeceksin yok, ama hocam, tutuyorsun yok. Kendini. Hiçbir şey söylemek istemiyorum söylesin, ben. Söylesin hocam söylesin. Hayır hocam kimse ben bir şey söylemek söylesin. İstemiyorum ben çocuğumu... Şimdi Cemal Bey söylemek istemiyorsun da burada biz... Bazı insanlara da, ekran başındaki insanlara da, çocuklara da, biniyor, Serap Hanım. Çocuklara da çok iyi biliyor. Herkes herkese çok iyi biliyor. Örnek olacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani anne baba ilgisizliği, babanın doğrudur. Ya da annenin hatalarını tabii ki, bir aileyi ne duruma getirebileceği, katılıyorum. Çocukları hangi noktalara gelebilecekleri evet, konusunda. Şimdi anne olarak bir tanesi 13 yaşındaydı. Yani Sıla 2 sene boşandığınızda 2 sene önce 13 yaşındaydı. Diğer kızın 24 yaşındaydı. Onun zaten velayet sorunu yoktu. Evet. Evet, oğlun kaç yaşında şu anda? Oğlum da 24 yaşında. Büyük onun da velayet sorunu yoktu. Şimdi sen bu kadar küçük 13 yaşındayken bir kızın velayetini neden babaya verdin? Hani nasıl olsa benim yanımda kalacak. Hani kısıtlamadım dedim babasıdır. Hani gider gelir. Evlerimiz de yakın olduğu için gider gelir. Hani ben yine de benim yanımda kalacak. Sıla istemiş. Evet, neden istemiş olabilir neden babasını? Neden istedi? Çünkü baskıyı uyguladılar. Sürekli bakın, annesi ve kendisi sürekli bak, doldurdular Yıldız çocuğu. Yıldız Hanım fiili durum size ne? Ben de şunu söyleyeyim mahkeme size. Mahkeme fiili durum neyse Sıla Nur'u, ona göre hareket bu evet, boşanmadan evet. Önce Sıla Nur'u baltayla babası öldürüyordu. Ne? Baltayla öldürüyordu. Karakollara sorabilirsiniz. Yok hocam. Ve karakola şey kaçtık. Polis bizi zorla aldı. Yok komşularım hocam, da şahit. Yok, Hanım, Allah'ım da şahit. Ben asla yalan önce. Söylemiyorum. Yok hocam. Baltayla öldürüyordum. Nasıl öldürüyordum? Nasıl evet, bana verdi? Sen iyice iş vermemeliydin velayeti yani, zaten. Hani o yüzden.
Bunu herkes biliyor. Karakollara söylüyor. Bak şimdi Yıldız Hanım. Bir dakika ama bir şey saniye yani. Müsaade et. Başka bir noktaya geldik şu anda. Sen bununla ilgili tabii ki şikayetçi oldun. Doğru mu? Evet, olduk. Peki sen beni mahkemede... Beni öldürüyordu. Elinde balta. Ben kaçtım. Büyük kızım kaçtı. Ben kaçtım. Ve bizi kaçamayınca Sıla'yı bağırtıra bağırtıra Sıla'yı yakaladı. Ve baltayla öldürüyordu. Karakollarda da bunların her şeyi kayıtları var. Sen diyorsun ki nasıl olsa babaya da gider. Bence sen böyle bir babayla görüştürmeme yönünde mahkemeden karar bile çıkarttırmalıydın. Ben onu şey yapamadım mı? O da yok, benim şey yapamadım yok. Yani. Düşünemedim mi? İyi niyetim mi yani? Çocuğunu öldürmeye çalışan bir baba var. Hani? Anne iyi niyetli. Yani yapma, bilmiyorum o an ya. Ne düşünceyle, ne şeyle yaptım bilemiyorum ama ben eğer öyle de bir babaysa kalıyordu. Bu babayla bak, çocuklarla görüşmemesi benim çocuğum lazım. Yanımdaydı. Her zaman ben ona sevgi yanıma alıyordum, götürüyordum. Teyzesine gidiyordum. O zaman velayetini şey vermeyi yani. Bir tarafa bırak. Mahkemeden görüştürmeme belki. Şahsi ilişki tesis etmeme yönünde karar bile aldırmalıydın. Sen tam tersi. Baba da gidiyor kalıyor. Saat 10'larda geliyor. Babanın hiç ilgilendiği yok. Bir ay Kars'a hatta gönderiyorsun onunla. Hatta kendisi de söyledi. Anne dedi gidelim sana dedi. Babam dedi bana 5 kuruş koklatmıyor dedi. Hep kadınlarla konuşuyor dedi. Sürekli diyor odaya kapanıyor dedi. Biz dedi kilitliyor dedi kendini dedi. Hep kadınlarla konuşuyor. Kars'tayken. Yok buradayken. Buradayken babasında kaldı. Anne dedi kadınlarla konuşuyor sürekli dedi. Odaya kilitliyor kendini dedi. Hep kadınlara aşkım başkım nasıl yapar böyle bir şey. Biz bir gün babamızın sevgisini görmedi. Anne gidelim beraber velayetimi alalım. Tamam dedim kızım. Bir gün izin alalım gidelim dedim. Senin kardeşin telefondaymış. Alo. Alo. Efendim buyurun. İyi günler. Hayırlı İyi günler. Günler. Çok teşekkürler. Buyurun. Serap Hanım. Şimdi ben kendisi ablam oluyor. Bir de dayımın oğlu oluyor. İkisini de çok iyi tanıdığım için katılmak istedim. Buyurun. Ben artık var ya gerçekten ben kalp hastasıyım. 2 kere kriz geçirdim. Artık ben bunları seyrediyorum ve dayanamıyorum üstüne de. Çünkü benim ablam haksız. Haklı değil. Senle bir kere görüşmüyoruz. Sen bu işin içinde değilsin. Lütfen, sen neden bağlandın? Bak, lütfen Serap Hanım. Yalan ve bunlarla birlikte. Yalan ve bunlarla birlikte benim kız kardeşim. Ama bitirsin bakıyorum. Ben sonra bununla evlenmeye niyetlendi. Kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle ay bağırma bağırma bir dakika. Bir saniye Allah aşkına bağırma. Ne olur bağırma. Kesinlikle. Ne olur bağırma. Siz bu arada akraba mısınız? Dayımın oğlu benle ayrıldıktan sonra Sıla kendisi ağladı dedi ki anne dedi teyzem bağırma. Dedi, hocam bir dinleyelim hocam. Ben bir dinleyelim. Benim ablamın psikolojisini bunlar mahvetti. Hocam Yıldız. Bir dinleyelim. Alın bunu. O zaman sen biraz dışarı çık ben onu dinlemek istiyorum. Eğer çıkmak istiyorsan çık sonra alayım. Yok dinliyorum Serap Hanım. O zaman lütfen sakin ol. Çünkü çocuklarla ilgili konuşacağını söylüyor. Sen olayı başka yere taşıyorsun. O çocuklarla ilgili aynen, konuşacakmış. Aynen, bana gelen bilgi Serap bu. Hanım, kendini haklı çıkarmaya çalışıyor öyle bir şey yok. Çocuklara çok baskı uyladı. Burada geçen yıl ablamın kızının düğünü vardı. Ona geldi ve Sıla'yı gayet de güzel dövmüşlerdi. Yalan. Gayet de güzel dövmüşlerdi. Yalan. Serap Hanım. Yalan. Müsaade et Yıldız. Çocuğun konuşmasına bile müdahale ediyordu. Çocuğun konuşmasına bile izin vermiyordu. Yok senin baban böyle, senin baban anne... Baba deden böyle, sen nenen böyle her türlü hakaret ettiriyordu çocuğa. Çocuk kaç kere ağladı, parkta oturuyorduk. Biz 4-5 babadıyız, bacı. Parkta oturduğumuz zaman senden izin vermedi. Yıldız Hanım izin vermedi orada konuşmasına ve çocuğu hakaret ederek götürdü. O zaman da bayağı güzel dövmüşler çocuğu. Yalan. Siz... Hayır gerçek. Bunu Allah için konuş. Allah için. Selam Allah Allah'ım müsaadesin. Ölüyorsun. Allah için konuş. Allah için doğruları konuş. Ben Allah, Allah için konuşuyorum. Allah için konuş. Selam Hanım bir şey anlamıyorum. Için yani. Senin yalanlarına tahammül edemediğim için katıldım. Ya. Biz artık sinir krizi oldum. Yani şimdi bir şey soracağım. Yani bir şey soracağım. Büyük kız da birkaç sefer evden kaçmış Talib'in söylediğine göre. Sonra dün Sıla dedi ki ablam da dedi bu evden bir annemden kurtulmak için 17 yaşında evlilik yaptı. Büyük kızı Serap Hanım büyük kızı yeni kaçmıştı. Ben Ankara İstanbul'a gittim. O zaman ablamın yanına. Ablam beni onların evine götürdü. Büyük kızın evine götürdü. Evlendiği eşinin evine götürdü. Ama bir büyük kızın bir taraftan da evet. Büyük kızın evlendiği eşi madde bağımlısıydı. Ve ablam götürdüğünde dedi ki benim büyük kızım madde bağımlısı hep kızına kızıyordu. Boşan sen niye kaçtın? Boşan ayrıl. Gel sen niye kaçtın? Onların yuvasını da yıkıyor. Bu taraftan. Ben bunlara şahidimdi. Ben bunlara şahit oldum. Bir taraftan da Cemal Bey'i Sıla'yı baltayla önce kendine saldırdığını
Daha evet. sonra da neredeyse Sıla'yı baltayla öldürmeye çalıştığını söylüyor. Yani Cemal Bey ile ilgili de çok ağır ama bir de karakolda bir şikayet var bununla alakalı. Ben başka araya geçtim. Ne diyorsunuz peki? Cemal Bey'in de böyle bir vukuatı olmuş. Cemal abim de zamanında yani tam içiyordu. Sorunsuzluğu. Tertemiz bir insan demiyorum. Ama adam kendini sonradan toparladı. O benim dünya hareti abimdir, kardeşimdir, dayımın oğludur. O benim kendi ablam onu bana yakıştırma yaptı. Selam ya çocuklar hakkında ya sorar mısın? Şey çocuklara nasıl bir babayım sor. Çocuklarına karşı nasıl bir baba? Ne biçim lütfen pas kırdınız, ne biçim bir şey yaptınız bilmiyorum. Çocuklarına karşı gerçekten çok güzel bir baba. İhtiyaçlarını karşılar. Ya. Aynı arkadaş gibi onlarla gezer, tozar, balık yemeye götürür, gezmeye, tozmaya götürür. O kadar da arkadaş olmamak lazım. Yani saat 10'da eve geldiğine gözüm ucak kadar ama. Şimdi dün Sıla biliyorsunuz yayına bağlandı. Gerçekten ben o kızı çok öfkeli buldum. Hem annesine hem babasına. Sanki 15 yaşında değil de 50 yaşına gelmiş hayata karşı öfke dolu bir insana dönüşmüş gibi. Artık ne yaşadıysa çocuk ve biz dünkü telefondan sonra dedi ya ben işte sosyal hizmetlere gitmek istiyorum. Bazen buraya katılan yakınlarını stüdyo dışına çıkarmak, programdan çıkarmak için kandırmaca yapabiliyorlar. O yüzden aileyi burada tuttuk ve ekibimiz Sıla'nın yanına gitti. Dün bakın neler yaşandı. Siz de ilk defa göreceksiniz bunu. On gün boyunca evden uzak kalan 15 yaşındaki Sıla Nur Ertuğrul canlı yayına bağlandı. Hayatından endişe duyan ailesi duygusal anlar yaşadı. Neredesin kızım? Hani sen bana kıymazdın? Hani sen ben yapmazdın? Anne sen diyordun anne ben sana kıymam diyordun. Neredesin sen anne? Neredesin? Sıla! Tamam ağlama sus. Başımızı alalım gidelim. Nereye istiyorsan oraya gidelim Sıla. Tamam mı? Canlı yayında geri dönmek istemediğini açıkladı. Ben şimdi hayır, hayır Sıla yanıma gel benim. Yurda gideceğim, yanınıza gelmeyeceğim. Anne ve babasını şoke eden açıklamalarının ardından genç kızın izini süren ekiplerimiz Sıla Nur'un sosyal hizmetlere sığınmak amacıyla Kocaeli Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğunu tespit etti. Kocaeli Çayırova'da kaybolan Sıla Nur Ertuğrul yayınımızın ardından Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Ancak bizimle konuşmak istemedi. Emniyette annesine ve babasına gitmek istemediğini söyleyen küçük kız yurda gitmek istediğini belirtti. 10 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Sıla Nur Ertuğrul Çayırova Polis Merkezi amirliğine getirildi. Ardından sığınma evine teslim edildi. Gerçeğin peşinde. Kız Sıla 15 yaşında bir tavır ortaya koydu. Bir seçim yaptı ve bu seçimini annesinden ne babasından yana kullandı. 15 yaşında 18 yaşına kadar yani 3 sene sosyal hizmetlerde kalabilir bu çocuk. Bence annesine de babasına da mesaj veriyor. Evet. Yani hem size hatta şunu söylüyor. Ben şöyle bir okuma yapıyorum. İkinizde de hata var. Yani burada kimse evet, hocam. Kimse hata yapmaz. Evet, müsaade buyurun. Değil. Bakın ama siz kendi doğrularınızla hareket ederseniz işte o çocuğun başka bir noktaya doğru atıyorsunuz. Bence ikinize de ceza veriyor şu anda. Siz onlara ceza vermiştiniz ya. O şu anda size ceza veriyor. Ben bir okuma yapıyorum nacizane. Diyor ki işte sizin aramızdaki en büyük ben size şiddet uygulayamayacağım çocuk olduğum için ama benden ayrı kalarak siz bir ceza alacaksınız diyor. Hocam daha iyi okuma yapar mı? Aynı şekilde yani çocuğun şiddet uygulamak haysiyetine onuruna karşı da yönelik bir şey. O küçük diye haysiyete onuru yok değil ki ne demek dövmek. Yani neden yapmaması gerektiği çok net bir dille örnekleriyle anlatılır, konuşulur. Ha, gerekiyorsa takipte edilir, gerekiyorsa kötü arkadaşları varsa o arkadaşlarıyla da konuşulur, onlardan uzaklaştırılır ama şiddetin gerekçesi değil hiçbiri. Onura, haysiyete yönelik davranış cezalandırmak veya eğitmek değildir. Bir kere bunu anlaması gerekiyor insanların. Siz onun onurunu kırarsanız o da sizin onurunuzu böyle kırar işte 80 milyonun önünde. Onur kırmak aynı, katılıyorum bence. Sizin, kızınızın dahil hepinizin psikolojik anlamda ciddi bir
rehabilitasyon süreci geçirmeniz gerekir. Ciddi anlamda. Ne olursa olsun. Ben yani tabii kızınız size ceza veriyor ama. Beraber gidelim dedim. Ama ciddi anlamda sizin bir tedavi sürecinizi geçirmeniz gerekir. Zaten benim anladığım kadarıyla epey bir gittiniz. Belki hastanede de kaldınız, yattınız. Ben öyle görüyorum. Hastanede kalmadım ama tedavi aldım yani. Evet, yani gittim geldim yani. Gittim tabii. Geldim bu yani. Bu son gelişmeden sonra ben şimdi annenin ve babanın hissiyatını bir almak istiyorum. Ben şöyle anladım ablanın da konuşmalarından. O evde şiddet yaşanmış. Yaşanmış yani. Şiddet evlendiğim günden beri şiddet yaşandı. Yaşanmadı anneden diye. De yaşanmış. Çünkü annede şiddet göre göre belki o da hırslanmış çocuk. Bilemiyorum. Bir sürü yaralar var orada yani. Çok Cemal doğru. Bey senin hassas hissiyatın nedir şimdi? Kızın 3 sene isterse görüşe bile çıkmayabilir. Doğrudur. Onu da söyleyin. Doğru mudur? Serap Hanım doğrudur. İsterse ben annem babamı görmek de isterim. Ben onu Serap Hanım ben onu zaten orada şeyden aldım götürdüm. Ben Kars'a gittim annem. Yeni durumdan bahsediyoruz. Yeni artık. Durumda. İlaki çocuğumuza sahip çıkacağız. Ben yine sahipleneceğim Serap Hanım. Ben dün de görüştük. Şeylerde kayıtlarda da falan görüyorsunuz. Ben gene ben yanına gideceğim, konuşacağım. İstiyorsa ben çocuğumu alacağım, çantamı toplayacağım, başka yere gideceğim yani. Millet görmesin, Yıldız duymasın. Üzgün müsün? Kızını 3 sene belki hiç görmeyeceksin. Tabii ki üzgünüm. Ben onlar için yaşandım şimdiye kadar. Şimdi sonra da ben çocuğumun ayağına taş değsin istemiyorum. Ben çocuğumu çevreden uzaklaştırmak istiyorum. Ben çocuğuma sahiplenmek istiyorum. Ama benim çocuğum da beni istemiyorsa ben ne yapabilirim? Ben ona dedim yani yine de psikolojik destek almasında hani kendim de gerekirse kendim de tedavi olurum. O da tedavi olsun. Ben çocuğumun her zaman ölünceye kadar arkasındayım. Şimdiye kadar nasıl durduysam, nasıl dayandıysam ölene kadar da öyle dayanacağım yani. Ben arkasındayım çocuğumun. Görmesem de diyorsun. Görmesem de o iyi olsun. Ayağına taş değmesin. İyi olsun bana yeter. Bu arada Velayet babada olduğu için onu ancak yurttan da babası. Baba evet. Alabilir. Bakalım süreci, gelişmeleri takip edeceğiz. Efendim Tuğba Düldül olayıyla alakalı bugün çok çarpıcı bilgilerle huzurlarınızdayız. Tekrar etmek gerekirse kısaca hani her gün yeni seyirci dahil olduğunu düşünüyorum Tuğba Düldül konusuna. Biliyorsunuz ailenin söylediğine göre 2015'ten beri aile hiç haber alamadı, telefonla dahi görüşemedi. Resmi kayıp başvurusunu Tuğba'nın ailesi bundan yaklaşık 3 ay önce yaptı. Evet. Ve o günden beri de yani aşağı yukarı da 1,5 aydır neredeyse bizim programımızda Tuğba aranıyor. Evet. Bu süreçte biliyorsunuz aynı Tuğba'nın kaybolduğu yer olan Konya'da bir kadın cesedi bulundu, kesik başlı. Evet. Ya da hayvanlar tarafından parçalanmış ve en az 2 yıl geçmiş üzerinden, 2 kış geçirmiş bir cenazeydi bu. Onunla ilgili DNA testi yapıldı. Hem Gül Hanım'dan hem Yaşar Bey'den babasından evet. DNA örnekleri alındı. Onların sonucunu bekliyoruz. Dediğim gibi 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunuldu. Evet. Ve fakat şimdiye kadar kayıp olarak aranıyordu. Şimdi size vereceğim bir bomba haber var. Tuğba Düldül dosyası cinayet büroya geçti efendim. Cinayet büroya geçti. Buradaki konuşmalar... Ölmüş mü? Hayır ölmüş mü deme. Öyle değil. Başka türlü bir arama, soruşturma gerçekleştirilecek demek bu. Artık kayıp olmaktan çıktı. Şüpheli bir kayıba dönüştü. Bu da insanların, emniyetin, yetkililerin, resmi makamların gözünde bir cinayet şüphesi oluşturdu demek bu. Anladım. Fakat bütün detayları size birazdan... muhabirimiz Murat'a bağlanacağım. Murat'ın söyleyeceği detaylar çok çok önemli. Çünkü burada kimlerin doğruyu, kimlerin yanlışı, kimlerin olayı çarpıttığı da gün gibi ortaya çıkacak. Söyleyeceği madde madde başlıklarla. Murat merhaba. Serap Hanım. Murat'cığım, şimdi ben bu dosyanın cinayet büroya geçtiğini seyircilerimize duyurdum, aileye duyurdum ama çok daha önemli detaylar var, başlıklar var. Onu da senden dinleyelim lütfen. Evet, yaklaşık bir aydır Tuğba Düldül dosyasını Konya'da araştırıyoruz. Ailesi tarafından yıllardır haber alınamayan Tuğba Düldül 30 Haziran itibariyle ailesinin emniyete yapmış olduğu başvuru sonucunda yaklaşık 3 aydır kayıp olarak aranıyordu ama siz daha önce belirttiğiniz gibi son dakika gelişmesi olarak şunu belirtebiliriz ki Tuğba Düldül dosyası artık cinayet büro ekipleri tarafından araştırılacak. Şüpheli bir kayıp yaklaşık
ailesi tarafından iddia edildiği üzere 5 yıldır kızlarından haber alamıyorlar. Biz de burada bir aydır yayın yapıyoruz ve bir ay boyunca yaptığımız yayınlar sonucunda Tuğba'yla ilgili hiçbir ipucuna rastlamamıştık. Cinayet büro ekipleri artık bu dosyayı farklı bir şekilde ele alacaklar, farklı bir şekilde inceleyecekler. Yine Konya'da yapmış olduğumuz araştırmalarla ilgili sizlere şunu söyleyebiliriz ki Tuğba Düldül'le ilgili ailesi, yani Düldül ailesi 30 Haziran'da yapmış oldukları kayıp başvurusu dışında hiçbir kayıp başvurusu Tuğba ile ilgili bugüne kadar yapılmamış. Ve özellikle bunu belirtmek istiyorum. 30 Haziran itibariyle Düldül ailesinin emniyete başvurusu dışında Tuğba Düldül ile ilgili bugüne kadar hiç kimse tarafından kayıp başvurusunda bulunulmamış. Ve yine Tuğba Düldül'ün emniyet tarafından bulunarak hastaneye yatırıldığına yönelik de hiçbir kayıt yok. Yani Tuğba Düldül'ü hastaneye emniyet tarafından, güvenlik güçleri tarafından götürüldüğüne yönelik de herhangi bir kayda ulaşamadık. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi tekrar etmek gerekirse aşağı yukarı aile 5 yıldır kızlarıyla alakalı hiçbir ses alamadıkları, telefonla bile konuşamadıkları için zaten şüpheleniyorlardı ortada olmadığından. Bunda hiçbir şekilde bu Haziran'ın 30'una kadar kayıp başvurusu yapılmamış dediğin tarih 2014 yılında hastane öncesi Tuğba ile ilgili yapıldığı söylenen kayıp başvurusunun da yapılmadığını mı anlayalım Murat? Evet, kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Tuğba Düldül ile ilgili resmi kayıtlarda sadece 3 ay önce 30 Haziran itibariyle Düldül ailesi tarafından yapılan resmi başvuru dışında hiçbir başvuru yok. Bunun dışında tekrar etmek gerekirse bu başvuruyu da baba Yaşar Düldül yaptı bundan 3 ay önce. Yine polis kayıtlarında Tuğba'nın, bu hastane kısmına geçiyorum Murat, bir kez daha altını çizelim diye, Tuğba'nın hastane tarafından, yani polis tarafından bulunup önce Seval'e ya da Yaşar Bey'e, ikisini de şimdi getireceğim ekrana, herkes neler söylemiş, ne Yaşar Bey'e ne de Seval'e dolayısıyla polisten bir geri dönüş olup kızınızı bulduk hastanede gibi bir bilgi gelmiş olamaz. Çünkü o dönemde de zaten kayıp başvurusu yoktu ve polis tarafından hastaneye getirildiğine dair de herhangi bir kayıt bulunmuyor. Doğru mu Murat? Evet, doğrudur. Çünkü ilk buraya geldiğimiz süreç içerisinde Seval Hanım polis tarafından Tuğba'nın bulunarak hastaneye getirildiğini ve kendilerine de polis tarafından haber verildiğini söylemişti. Ama böyle bir kayıt yok. Herhangi bir şekilde polis tarafından bulunarak hastaneye götürülmemiş Tuğba. Bu noktada söylenenler de gerçeği yansıtmıyor. Seval'in bu konudaki beyanları dolayısıyla doğru değil. Ne kayıp başvurusunda bulundu, ne de Seval'e bulundu bilgisi geldi. Bu arada Yaşar Bey'in de beyanı doğru değil. Çünkü hastaneden hastaneye yatırılmadan önce Seval tarafından aranıp kızınız kayıp hastaneye polise başvuruda bulunun kayıp başvurusunda dediğini, Yaşar Bey de gidip başvuruda bulundum demişti. Bu da doğru değil bu durumda. Çünkü o dönemde Gül Hanım dedi ki hayır biz böyle bir kayıp başvurusunda bulunmadık dedi. Bulunmadık abla. Yaşar Bey bulunduk dedi. Ben de dedim ki demek ki sen bilmiyorsun. Hayır, Gül Hanım doğruyu söylüyormuş. Ben vallahi tıllahi sadece Seval'den bize telefon geldi. Yaşar abi Tuğba hastanede, Yazır hastanesinde dedi. Oraya geleceksiniz dedi. Biz de hemen yemeği ortaya koyduk. Acil telaşa gittik. Orada işlemlerini yatırdık. Bir şey de ben geri döndük geldik ablam. Benim bildiğim bu kadar. Bize polis tarafından filan bilgi gelip de şuraya gideceğiniz, çocuğunuz şöyle olmuş, böyle olmuş diyen olmadı. Bu durumda kocan da yalan söylüyor. Vallahi. Bu durumda kocan da 2014 yılında. Tamam. Seval, benim bildiğim bu kadar. Ben başkasını bilmiyorum abla. Bu durumda kocan da. Konuşacak kelimeyi de bulamıyorum. Ben yalan ne konuşacağım? Allah üzerimde. Çarpılırım ben. Ben neyse amma ölü amma diri. Ben çocuğumun derdindeyim abla. Benim yanıyor yerlerim. Peki kocan da bu durumda seni yalanladı o gün. Dedi ki hayır ben kayıp başvurusunda bulundum dedi. 2014 yılında kaybolduktan sonra hastaneye yatırıldığı o süreçte senin kocan dahil hiç kimse bu kızla ilgili kayıp başvurusunda bulunmamış. Hastane kayıtlarında bir polis tarafından getirildiği yönünde hiçbir bilgi yok. Bu durumda Seval'e de haber verilmiş olamaz. Yani kayıt dışı olabilir ancak. Tanıdığı birisine söylemiştir de öyle bir şey de yok.
Yani senin kocan da burada doğruyu söylemiyor. Bu durumda Seval de doğruyu söylemiyor. Bir de Seval'in bir beyanı oldu. Dedi ki Serap Hanım dedi hep baştan beri not bırakmış ve pencereden atlamış gitmiş dedi. Şimdi şöyle bir şey çizmek istiyorum şuraya. Bizim anladığımız kadarıyla defalarca Seval'e sorduğum o dönemde nasıl bir yerde yaşıyordu Aslı dediğimde şöyle bir avlu söylüyor. Böyle bir avluda Tuğba, Aslı, Serpil mi? Hı hı. Tuğba, Aslı ve Serpil'in aynı avlu içerisinde üç kadının yaşadığını kendi çocuklarıyla birlikte kocalar cezaevinde vesaire biri vefat etmiş falan yaşadığını. Şimdi böyle bir avluda yaşanırken ve not bırakmışken bu kız neden pencereden atlayıp gitti? Bunun cevabını kim verecek? Eğer bu kız gitmek istiyorsa, kimseye görünmek istemiyorsa havanın kararmasını bekler, elini kolunu sallayarak gider. İki, zaten bu kızlar orada esir değil ki. Pazara da gidiyorlar, çarşıya da gidiyorlar, çalışıyorlar da. O zaman ne yapar? Pazara diye çıkar, gene gider. Zaten not bulundu deniyor. Birazdan ses kaydını vereceğim. Not bulunduğu yönünde hiçbir bilgi yok. Pencereden atladı gitti diye Aslı'nın herhangi bir beyanı yok. Dolayısıyla pencereden atlamış gitmiş. Zaten tek katlı evler değil mi bunlar? Hı-hı. Apartman zaten değil. Bak sana ya, şunu söylüyorum. El kaldıracağım. Bir dakika anne. Kaynata eltiler aynı havlunun içinde. Üç tane ev yaptırdılar. Kaynata şurada. Ortanca gelin öbür tarafta. En küçük bu üç mapus hanımları bir arada, üçü bir yaşıyorlardı. İnanmazsanız gidelim, takat edelim evlerini de ben size göstereyim. Sen ama o evi gördün mü? Gördüm, biliyorum. Ne kadar penceresi var ki pencereden atlayıp gidiyor? Pencerelerini bilmiyorum. Ya aynı penceresi öyle yüksek değil, yani atlasan atlanır. Şöyle sıra evleri, şöylece. Yani buradan gitmek istese pencereden mi atlaması gerekiyor? Yok. Hayır. Yok. Zaten aynen dışarı çıkabiliyor. Esir değil orada. Çıkar. Böyle kocaman de bir cümle kapıları var. Böyle aynen de bir hikaye yazıldı. Havlu şimdi hayat içinde. Duvarları var. Yüksekti. Murat senin yanında tamam, baba Yaşar var. Abi Muhittin var. Sen yerine geçinceye kadar ben önce şu soruların hani sorup da defalarca sorup da farklı cevaplar aldığımız sorular vardı. Ona bir geçmek istiyorum. Tuğba, Düldül, Seval ve Yaşar'la ilgili sorulara bunlar ne cevap verdiler? Tuğba Düldül için kayıp başvurusunu kim yaptı sorusunu soruyoruz. Önce arkadaşlar önce kimin cevabı var? Yaşar'ın cevabını bir ekrana getirelim. Tuğba tamam. Düldül için kayıp başvurusunu kim yaptı? İlk önce kayıp başvurusunu onlar yapmışlar. Tuğba Düldül için kayıp başvurusunu kim yaptı? Telefon geldi, ben Lale Bahçe Karakol'una gittim. İlk önce kayıp başvurusunu onlar yapmışlar. Durumu izah ettim. Karakol'da da ifademi verdim. İki gündür gelmiş sokaklarda. Seval de onun yanındaymış. Çabuca bulmuş orayı. Yaşar Bey onlar yaptı. Bana da haber verdiler. Ben de karakola gittim. Ben de kendi adıma başvurumu yaptım diyor. Şimdi bu soruya Seval'in verdiği cevap geliyor ekrana. Tuğba evden kaçtığı gece Tuğba eve kağıt yazıyor camdan evin penceresinden kaçıp gidiyor. Ve ben bunu alıyorum bu kağıtla birlikte karakola kayıp ilanı veriyorum. Tuğba Düldül için kayıp başvurusunu kim yaptı? Ben karakola gidip kayıp ilanı verdiğimde bana dediler ki senin kayıp ilanın olmaz. Ama ben ısrarla kayıp ilanımı benim gelinlik kayboldu deyip kayıp ilanını o da sana elimdeki notla beraber kayıp ilanını verdim. Neden? Niye? Daha önce de gitmiş bu kız. Aramadın. Daha önce de kayıp başvurusu vurdum Serap Hanım. Kaç sefer? Bir kere yine kayıp başvurusu vurdum. Hastaneye varmadan önce 3 gün sokaklarda yatıyor. Polis buluyor doğru mu Seval? Evet polis buluyor. Bak kız kaybolduğunda polis buluyor. Evet Seval ne diyor? Diyor ki ben gittim başvuruyu yapmak istedim. Hukuken ya da yasal olarak ben yapamayacağım için ısrar ettim. Bunun üzerine aldılar. Peki diyorum ben kaç kere kayıp başvurusu yaptın? Birkaç sefer kaçtı diyor.
bir kere daha yapmıştım. Yani bu durumda Seval'in iki kez kayıp başvurusu yapmış olması lazım. Polis mi buldu diye soruyorum. Evet, polis bulmuş. Beni aradılar. Ben de gittim diyor. Şimdi ikinci soruya geliyoruz. Peki Tuğba'yı hastaneye kim yatırdı? Bizim ısrarla üzerinde durduğumuz şuydu. Polis götürdüyse, polis aileler gittiğinde zaten orada olmalıydı. Eğer kendinde değilse de gün içerisinde defalarca gelmeliydi. Kendine gelip gelmediğini kontrol edip ifade alabilecek noktaya geldi mi gelmedi mi ona bakmalıydı. Tuğba'yı hastaneye kim yatırdı sorusunun ilk cevabını yine Yaşar'dan alalım. Tuğba'yı hastaneye kim yatırdı? Biz işlemleri yaptırmaya gittiğimizde polis falan yoktu. Seval vardı. Hastaneye de gittik, işlemlerini yaptırdık. Kim bulmuş Seval'i? Polis mi bulmuş yoksa birisi mi bırakmış hastanenin kapısına? Tuğba oradaydı, Seval de oradaydı. Polis var mıydı? Polis yoktu. Seval'in bizden önce haberi olmuş. Şimdi ben orada Seval'i kim bulmuş diyorum ama aslında Tuğba olacaktı. Yanlış söylemişim. Diyorum ki kim bulmuş diyorum, polis mi bulmuş diyorum. Bilmiyorum diyor Yaşar Bey. Ama diyor ben gittiğimde diyor Seval'le Tuğba oradaydı diyor. Oradalardı evet. Oradaydı orada. Diyor. Yıldız da vardı yanında. Yıldız'ı söylemiyor baban zaten. Tamam. Yıldız'ı söylemiyor. Seval vardı, Tuğba oradaydı diyor. Evet. Hastaneye kim yatırdı? Dolayısıyla gittiğinizde zaten hastane değilinin içindeydi. Evet. Evet. Doğru evet, mu? Orada evet. Acildeydi. Ama evet. Sizden önce Seval ve Tuğba varmış. Evet. Onun söylediğine göre. İki tane evet. Görümcesi vardı ama orada. Ama bir ara onlar sanki sonradan gelmiş gibi. Seval öyle bir şey kullandı. Hayır, yok. Onlar hastaneye önce geldi. Bize telefon açan da o kim yatırdı Seval sorusunun cevabına Seval'in verdiği cevap. Ben Allah hoca konuşuyorum. Tuğba'yı hastaneye kim yatırdı? Not bırakmış, evden kaçmış. Benim kayıp ilanım üzerine hastanede bulundu bu. Peki hastanede senin bulunduktan sonra da zaten ailesi bize haber verdi. Annesi haber verdi. Kız hastanede, aramanıza lüzum yok diye. Tuğba'yı hastaneye biz kayıp ilanını verdikten bir iki gün sonra hastaneye yatışı olmuş. Daha sonra hani baba Yaşar diyor ya hastanede Seval ilk bulundu. Yalan söylemesin. Bana haber veren baba Yaşar. Kızı aramayın orada burada. Gelininiz oh, hastanede. Allah Allah. Yarabbi tövbe estağfurullah. Şimdi ilk defa ilkinde annesi haber verdi diyor bana diyor. İkincisinde baba Yaşar haber verdi bana diyor. Benim diyor kayıp başvurum üzerine diyor. Haber verildi diyor. Yani polis bulmuş diyor. Orayı dikkatle izlediniz değil mi? Önce diyor ki annesi bana haber verdi. Tuğba bulundu, hastanedeymiş hayır diye. Abla. Sonraki konuşmamızda babası Yaşar Bey haber verdi diyor. Ben de diyor onun üzerine hastaneye gittim diyor. Hayır abla. Peki dur sen. Tuğba'yı hastaneden kim çıkardı sorusu sormuşuz. Yaşar Bey buna ne cevap vermiş bakalım. Tuğba'yı hastaneden kim çıkardı? Hastanede Tuğba, Seval. Tek başına mı aldı? Seval götürdü. Yanında kim vardı Seval'in başka? Tek başına götürdü. Üst üste üç gün gitmedim. İlk günü işlemleri yaptırmak için gittim bir. Bir de üçüncü günü gittim ziyaret ettim. Bir daha gitmedim. Taburcu oldum. Ben oradan yoğurdum. Evet. Tek başına Seval götürmüş. Ama sanki oradaymış gibi anlatıyor. Ben gitmedim ama Seval götürdü. Yalnız mıydı? Evet tek başınaydı diyor. Sonraki bir sorumuzda da zaten belki kendisi de gitmiş olabilir çünkü dedi. Çünkü çocuğu orada Tuğba başka bir yere bırakıp da gitmez. Hayır, ya bilemezsin. Kayın bilen yerinden. O beş çocuğunu geldi, bırakıp gitti babası kadın. Babası almaya gideceğiydi bak. Ben gerçekleri size aynen dur söyleyeyim. Gayri. Oğlum bir dakika ya söyleyeyim. Baba almaya gideceğiydi. Oradan Özkan telefon açınca ben size defalarca ceketini giydi adam. Hazırlandı. Hemen zırt telefon geldi. Biz gelinimizi getirdik. Senin hakkın var mı? Biz gelini satacağını sen diye kelimeler kullandı. Adamın da morali bozuldu gitmedi. Bunu konuştuk zaten. Tamam. Burada önemli olan ben, şu. Allah'ın bildiğin. Ben burada önemli olan şu. Ne bunlar dur tarafındanım. Bak burada önemli olan şu. Yaşar oradaymış gibi. Seval tek başına mıydı diyorum. Detaylı soruyorum. Evet tek başınaydı. Bundan ne anlıyorsunuz? Ben de oradaydım. Tamam. Tek başına götürdüğünü gördüm. Bu kadar basit. Yani bu kadar net
ve açık bir inkar, yalan demek, yalan yani. Yalan. Doğru. Peki Seval buna ne cevap vermiş? Gitmedi, hastaneden kim çıkardı sorusuna? Tuğba'yı hastaneden kim çıkardı? Hep bizden gitti hastaneye, yattı hastaneden sonra babasıyla annesiyle çıktı. Evet, annesiyle ve babasıyla çıktı diyor. Fakat ben şöyle hatırlıyorum. Seval zaten dedi ki taburcu olduğu gün ben orada değildim dedi. O zaman nasıl annesiyle babasının götürdüğünü nereden biliyor? Bir de Yıldız diyor ki öbür kardeşleri sarı arabası vardı, aldı götürdü babası diyor. Şimdi var, belli. Bir bilgi geldi bana. Bugün ne Seval, ne Özkan, ne Aslı, ne Yıldız, hiç kimse. Taştan ses geliyor şu an itibariyle. Onlardan ses gelmiyor. Bunu da kayıt altına alınmasını istiyorum. Geliyorum Yaşar Bey'e. Şimdi önce tabii bu bütün bunları bir uzmanlarımızla değerlendirelim. Şimdi bir kere cinayet büroya geçmesi. Evet. İki, bugüne kadar Tuğba ile alakalı hiçbir şekilde kimse tarafından bir kayıp başvurusunun ta ki geçtiğimiz 30 Haziran'a kadar yapılmamış olması, hastane kayıtlarına göre polis tarafından bulunup getirildiği bilgisinin tamamen yanlış olduğu. Doğru. Ve bu bilginin de dolayısıyla bir başvuru yapmadınızsa Seval zaten normalde yasal olarak dış kapının mandalı olduğu için babaya haber gelmeyen bir noktada Seval'e nasıl haber gelmiş? Evet. Bu da Seval'in de söylediklerinin doğru olmadığını gösteriyor. Evet. Başlayalım Murat Bey. Şimdi daha önce söylemiştik aslında konu kayıp bürosundan cinayet bürosuna geçtiği zaman her şey değişir. Evet. Şimdi zaten geçmesi için de muhtemelen arkadaşlar bizim bu kayıtlarımızın tamamını dinlediler. Bizim işte bugüne kadar yaptıklarımız bir yol haritası meydana getirdi. Bizim harici olarak yaptığımız araştırmalarda dışarıdaki arkadaşların kısıtlı olarak imkanlarımızla ulaşamadığımız ama soru sorduğumuzda cevabını alamadığımız ne varsa onlar şimdi çok kısa bir sürede bunlara ulaşacaklardır. Çok fazla o çalışma metodolojisiyle ilgili görüşmek istemiyorum ama telefonların duvar haline gelmesi tabii olağan benim kanaatime göre. Ama bu hiç kimsenin bir tarafa kaçacağı anlamına gelmiyor. Gelmez. Tamam. Kanun bugün yarın ama sizin tanıdığınız ama size yansır mı yansımaz mı? Ve benim aklıma başka şeyler de geliyor tabii. Aynen. Yani burada bazen hiç umulmadık şeyler de olabiliyor. Yani bir bakıyorsunuz iki tarafın da istemediği birisi birine yakın bile olsalar birlikte hareket de etmiş olabiliyorlar bazen. İnşallah öyle bir durum ortaya çıkmaz. Ama benim aklıma bir şey, müsaade buyurun. Benim şöyle bir şey, dün de bu okumayı da yaptım. Evet. Şimdi Yaşar Bey'in de şu söylemesi de biraz garibime gitmişti. Evet. Yani işte bir tane ceset var, onun neticesini bekleyelim. Yani evet. Onu çıkacağını mı bekliyordu Yaşar Bey bugün? Onu Yaşar Bey'e geçtiğimizde soralım isterseniz. Ha, evet, ona bir soralım. Bu noktada onu kısa kısa yorumlar alayım. Evet. Buyurun Hasan Bey. En başta programa ilk başladığımızda Tuğba Düldül'le alakalı olarak zaten bunun bir kayıp olmadığını, olası bir cinayet olduğunu biz tahmin etmiştik. Ondan dolayı güzel bir gelişme. Hocam da dediği gibi taktikleri çok farklı. Bundan sonra bir sürü kişinin ifadesi alınacak. Nasıl ifadeler bunlar? İşte biraz önce yayında paylaştığınız o çelişkili beyanlardan kaynaklı olarak. Mesela ne dedi? Ben dedi oradaydım. Tuğba aldı şeyi, Seval aldı dedi. Evet. Daha sonra ben orada değildim dedi. İşte niye mışlı geçmiş zamanla bunu söylemedin de gitmedi. Görmüş gibi çünkü hareket ettin diye. Telefon burada Yunus'un, senin, kocanın, Muhittin'in, Bahattin'in hepsinin ifadeleri. Tabii ki bu alasın. Diğer Fırat'ın ailesiyle birlikte hepsinin ifadeleri alasın. Detaylı bir şekilde alınmaya başlayacak. O süreçte üzerine alasın. Telefon... şu anda kullanmıyor bile oldukları telefonların hepsi teknik takibe alınacak. Kesinlikle. Nereden sinyaller gelmiş, ne olmuş? Bu işin ucu ta ki belki de 2012'deki o Fıratlı cinayete kadar bile uzanabilecek. Çünkü bazı iddialar var. Kesinlikle. Ortada. Zaten en başta şu kayıp başvurusunu yaptık. Bir de detay vermelerine hastayım. Yani kayıp başvurusu yapılmamış. Polis bunu deklare etti, bize söyledi. Ama kayıp başvurusunu nasıl yaptığı şeklinde böyle detaylar vermiş olması enteresan bir şekilde maddi gerçek acaba gizleniyor mu diye de şüphe uyandırıyor bende. Hocam?
Bunun %90 cinayet olduğunu zaten söylemiştim. Şimdi ihtimal %99'a çıktı. Benim şahsi kanaatim bu bir cinayettir. Yani Tuğba yaşamıyor. Ha, bu çelişkili beyanlara bakınca cinayetin faili kim olabilir noktasında Tuğba'nın gelin gittiği aile benim kanaatimdir bu tabii. Yani bu doğru gerçek anlamında söylemiyorum bunu. Tuğba'nın gelin gittiği aile uygulayıcıdır ama kendi ailesinden de onay alınmıştır diye düşünüyorum. Benim kanaatim. Aileden kimden diyorsunuz? Yaşar Bey. Yaşar Bey aile reisi. Evet, Yaşar Bey'den onay alınmıştır. Bu noktada en fazla yanıltıcı konuşan kişi diyebilirim. Yani gerçekler ortada. Biraz önce de yayınladık zaten. Bu bir hissiyat, bu bir tahmin değil. Şimdi şöyle bir baktığımızda bu dosyanın cinayet büroya geçmesinin ardından biraz önce söylediğiniz gibi burada siz diyorsunuz ya Perihan'la Durmuş niye gelmedi, o niye gelmedi, bu niye gelmedi. Buraya gelmemiş olabilirler. Ama bu isimlerin hepsi gidecek. Savcıya gidecekler, bravo, çağrılacaklar. Evet, hepsi gidecekler. Durmuş, çaresi Perihan, abi, Özkan, bulursun. Seval, Filiz, Seval'in oğlu Taner, Seval'in kocası Savaş, Aslı, Kazım... Betül'ün kocası o. Senin ablanın. O hariç. O hariç. Bilemeyiz. Betül. Hiç kimse hariç değil. Betül. Betül de tabii ki. Betül evet. De biliyorsunuz yine Düldül ailesinin kızı. Evet. Ve yine bu ailenin amca çocuklarından biriyle evli. Evet. Betül'ün verdiği ifadeler çok önemli. Aslı'nın muhakkak ve muhakkak vereceği, söyleyeceği sözlerin bizim de yayın banklarımız tabii ki gidecek. Evet. Bütün bunlar çözüldükten sonra çok başka bir noktaya taşınacak. Yaşar Bey. Buyurun. Yaşar Bey, şimdi 2014 yılı dahil, yani Tuğba'nın hastaneye yatırıldığı tarih de dahil olmak üzere 6 yıl boyunca bu yılın 30 Haziran'ına kadar kızınla ilgili ne senden ne bir başkasından hiçbir şekilde kayıp başvurusu yapılmamış. Bunu nasıl açıklıyorsun bize? 2014'te ilk kaybolduğunda telefon geldi. Karakoldan da telefon geldi. Telefon gökmanlarından anlayabilirsiniz. Ertesi gün ben teke tek dolmuşuna gittim. Lalebahçe karakoluna bildirdim. Aradan ya, iki gün geçti. Bildirdim derken şifaya mı bildirdi? İmzamı attı ne yaptı ya? Yaşar Bey gitmemişsin. Karakola gidemem. Gitmemişsin sen. Karakola gitmemişsin. Karakoldan seni aramamışlar. Gittiğimde bile çıktı o kayıt. Çıktı. Lalebahçe karakolundan çıktı o kayıt. Bana söylediler. Kayıp ile ilgili olarak o karakola sen gitmemişsin. Ya, laf sırasıyla anlatıyorum. Kesmeyin lafımı. Abi konuşsun bir dakika. Konuşsun bakalım. Ertesi gün Lalebahçe karakoluna gittim. Ben de konuştum. Akşam 9 sıralarında bana telefon geldi Seval'den. Kayboldu. Yarın karakola siz de bildirin. Karakoldan da çağırdılar. Telefon geldi. Gittim dolmuşuna. Ertesi günü aynen anlattım. Böyle böyle durum. Sevalgil'de kalıyordu. Kızımın kaybolduğunu söylediler dedim. İfademi aldılar. İki gün sonra da yemeğimiz yarım kaldı. Dağın dibindeki hastaneye çağırdılar. Yıldız'la Seval yanındaydı Tuğba'nın. Polis yoğundu. İşlemleri yaptıramadık diye tekrar tekrar üst üste 5 dakikalık içinde 10 dakikalık içinde 3 defa telefon geldi. Doğru. Seval'in telefonuyla. Doğru. Ben orada gittik işlemleri yaptırdık. Doğru. Annesi kızdı kızım kendini toparla dedi. Ha, onda eş bulunur sana da koca bulunur dedi. Seval anında Özkan'a telefonla haber verdi. Hastanede işlem yaptırırken bileni Özkan'ın tehditleri başladı. Evet. Bu kızı bir daha mı geldi diyecek? Niye arkasında geliyor? Şehrin bir ucundan bir ucuna hastaneye niye geldik diyerekten evet. Bize ikaz etmeye başladı. Ha, üçüncü günü ben görüşüne gittim. Üçüncü günü teke tek dolmuşuna görüşüne gittim. Tuba'yla görüştüm. Gezebiliyordu. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı merdivenlerden yürüyebiliyordu yardımsız. Görüşme salonunda görüştüm. Sosyal hizmetlerden bir bayan iki erkek vardı. Bunu bunların yanına niye bırakıyorsun dedi. Özkan'la ben başı demem. Arada bir çocuğu var İbrahim diye dedim. Durumu onlara anlattım ben. Sosyal hizmetlerden bir bayan iki erkek. Her şeyi anlattım yani size anlattığım gibi. Ha.
Üçüncü günü görüş ziyaret bitti. Sosyal hizmetlerle de görüşmem bitti. Ben bıraktım geldim. Tuba 2-3 gün daha yatacak dediler. Çıktığı gün, taburcu olduğu gün ben gitmedim. Ama kendisi geldi dolmuşuna ama Seval aldı. Peki senin bu kayıp başvurusu yaptığın dediğin tarihte herhangi bir kayıp başvurusu görünmüyor. Bu ifadeni yani kayıp başvurunu yazılı olarak mı yaptın? Altına imza attırdılar mı? Orada bir tutanak var mı? Yoksa tutanak sen var, sözlü olarak mı? 2014'te. 2014'te imza attırdılar Lale Bahçe Karakolu'nda. Böyle bir tutanak var diyorsun. Bizim yaptığımız araştırmalarda 2014 yılı da dahil olmak üzere geçtiğimiz Haziran'ın 30'unda kadar hiçbir kayıp başvurusu görünmüyor arşivde. Hiçbir şekilde. Ne senin tarafından ne o Seval'in hani ben ısrar ettim de yaptılar dediği şekilde görünmüyor. Şimdi de diyorsun ki ama Seval aldı ama gitti. Geçen günkü söyleminde de Seval mi aldı? Evet Seval aldı. Yalnız mıydı? Evet yalnızdı. Bunları tahmin mi ederek söyledin orada olmadığına göre? Yoksa bir şeyleri çarpıtmaya mı çalışıyorsun Yaşar Bey? Ben hiçbir şey saklamıyorum. Allah'ın bildiğini kuldan saklamıyorum. Yemin ederim ben. Yaşar Bey bir şey sormak istiyorum. Şimdi karakol şuna istinaden çağırmış da olabilir. Ben orada bir ayrıntı var da ben bir çözmeye çalışayım orayı. Şimdi karakol sizi çağırdığında kızınızla ilgili hastanedeki konuyla ilgili ifadenize başvurup imza mı attınız? Yoksa kayıp başvurusu için mi imza attınız? Bak ilk önce Lalebatçı karakoldan gittik. 2 gün sonra da hastaneden çağırdılar. Tamam bak bir daha soruyorum Yaşar Bey. Ben başka bir noktadan giriyorum. Tamam o kayıp çocuk size ait ya. Soyadınız tutuyor hala. Buna istinaden de siz çağırmış, bilginize başvurmuş, bu şekilde siz imza da atmış olabilirsiniz. Bu başka bir şeydir. Sizin kayıp başvurusu ile ilgili ifade vermeniz başka bir şeydir. Yani benim sorduğum soruyu soruyor. Ya, aynı soruyu. Karakolda. Yaşar Bey aynı soruyu soruyor Murat ben Bey. Başka, diyor ki karakolda. Dinle bir dakika dinle. Aynı soruyu soruyor Murat Bey. Ne dedim ben sana? Karakola gittin, kayıp başvurusu yaptırdın. Orada sana o kayıp başvurusunu yazdı birisi. Altına da imzayı attın, okudun. Evet benim kızım kayıp dedin. Onu orada bıraktın, çıktın mı? Evet, bıraktım. Sonra 2 gün sonra seni Seval mi aradı? Kızı bulundu diye. 2 gün sonra Seval 5-10 dakika içinde 3-4 defa telefon üst üste açtı. Evet. Çabuk yetişin. Tuğba ile biz hastanedeyiz dedi. Peki hastaneye gittiğinde herhangi bir şey imzalattı mı kimse sana? Yani hastaneye yatırma evrakı dışında resmi bir yetkili, bir polis ya da bir jandarma ya da bir sosyal herhangi bir imza attın mı? İlk günü kimse yoktu. Güvenlik güçleri kimse yoktu. Sadece evrak yazan görevliler vardı hastanede. İşlem yapan hastane görevlileri vardı. Yani hastanede sadece yatırma işlemi yaptın, evet. Doğru mu? Evet, yatırışını yaptık, biz döndük geldik ama oradayken başladı. Hatta Savaş'la Özkan ikisi bir aynı telefondan alay edercesine evet. Beni tehdit ettiler. Tamam o konuya girme şimdi, başka bir şey soracağım. Şimdi Seval diyor ki ilk konuşmamızda beni diyor Tuğba'nın annesi aradı. Tuğba bulundu hastanede, biz oraya gidiyoruz dedi diyor. İkinci konuşmamızda diyor ki babası Yaşar Bey beni aradı. Tuğba bulundu dedi ve hastanede dedi. Biz onlar oradaydı gittik. Odaya bile yanına bile almadılar Tuğba'nın. Hayır. Dışarıda konuştuk diyor. Hayır. Şimdi bunlardan hangisi doğru? Hayır yalan. Hayır. Yaşar Bey. Efendim. Duydun mu beni? Duydum seni. Tek sor. Bana mı soruyorsun bu soruyu? Size soruyorum evet. Cevap ver bir daha sorun. Diyorum ki diyor ki Seval. Beni evet. Önce diyor annesiyle konuştum diyor. Annesi aradı diyor. Biraz önce sesleri yayınladık zaten. Her şey aşikar. Annesi aradı. Tuğba bulundu. Hastanede dedi. Haber verdi. Biz de gittik. Diyor. İkincisinde diyor ki Yaşar Bey'le konuştuk. Yaşar Bey bana haber verdi. Tuğba bulundu diye.
Hatta geçen gün bir konuşmada da dedi ki gittiğimde oradalardı. Yanımda da kardeşim Yıldız mıydı o? Yıldız vardı. Yıldız. Gittiğimizde Yunus vardı, annesi vardı, Yaşar Bey vardı. Bizi Tuğba'nın yanına bile sokmadılar. Dışarıda sohbet ettik. Sonra da biz gittik diyor. Hayır, hangisi yalan. Doğru bunların? Tam tersini söylüyor. Tam tersini. Telefon dokümanlarından bile anlaşabilirsiniz. Biz onları hiç aramadık. Yemeğimiz yarım kaldı. Üç defa üst üste telefon geldi. 5-10 dakikanın doğru, içinde. Doğru. Allah için konuşacaksam doğru bak. Şimdi eşim diye de asla galiba. Yemeği arabaya bindik. Hemen hastanenin yerini öğrendik. Doğru dağın dibindeki hastaneye gittik. İşlemleri yaptırmaya başladık. Orada gider gitmez Yıldız'ın anı Seval yanındaydı zaten. Peki ben seyircilerimize de soruyorum. Seval'in söyledikleri ortada. İzlediniz biraz önce. Tekrar izlemek isterseniz tekrar da yayınlarım. Yaşar Bey'in söyledikleri ortada. Tamamen çelişkili birbiriyle. Yaşar Bey'e kim inanıyor? Seval'e kim inanıyor? Kim doğruyu söylüyor? Evet. Bu noktada var mı yapmak istediğiniz bir yorum? Şöyle, tabii ortada ciddi anlamda iki tarafında tam tersi beyanları var. Evet. Hani birbiriyle o kadar zıt ki tam tersi. Şimdi ben Seval bu kadar soruşturma noktasında hani bizim programımıza olayla ilgili bu kadar katkı sağlamaya devam ederken bugün cinayet büroyla ilgili olarak polisin o dosyayı ele aldığı bilgisinden sonra Seval niye çekildi ki? Yani benim burada şu an hiçbir şekilde sorunu olmayan kişinin bu telefondan kaçmasını aklım dimağım almıyor. Eğer Seval gerçekten söylediklerinin arkasındaysa o zaman telefonu açar der ki evet ben bunu söyledim. Söylemeye de devam ediyorum, söylemeye de devam edeceğim. Ama buradan keserse Seval demek ki bir sıkıntı vardır o meselede. Onun için Seval noktasındaki tereddüt hocam, bu benim. Hocam hatta şöyle bir katılıyorum hocama. Düne kadar herkes... İşte bu dosya cinayet büroya geçerse evet. Herkes bildiğini söylesin, doğrular açığa çıksın diyordu ya. Evet. İşte onun vakti bu. Evet. Şimdi artık herkes ne biliyorsa paylaşacak, bilmiyorsa da paylaşmak zorunda kalacak evet. Ve gerçekler burada ortaya çıkacak. Evet. Gerçeğin peşindeyiz ya. Zaten evet, çıkacak bu. Yani. Evet. Hocam? Ya çıkacak şimdi, ya çıkacak hocam. Yaşar Bey, ya çıkacak, daha ya önce Yaşar Bey daha önce kendi ağzıyla yalan söylediğini itiraf etti. İş benim üstüme vazife değil diye söylemedim dedi. O söylememek değil, yalan söylemekti. Çünkü ısrarla sorduk. Evet. Başka bir şey söyledi mi Tuğba, başka bir şey söyledi. Söylemedi dedi. Yani yalan söyledi. Güvenilirliğini tamamen yitirdi o noktada. Evet. Yani Yaşar Bey'in yalan söylediğini net olarak canlı yayındaki kayıtlarla biliyoruz. Onu bir kenara koyduk. Seval Hanım'ın yalan söylediği kesin. Çünkü söylediği şeyler iki farklı şey aynı anda doğru olamaz. Yani o çelişki bize kesin Seval Hanım'ın da yalan söylediğini. Şimdi yalan söylemek çok zor bir şeydir. Neden? Çünkü insan daha önce söylediğini unutur, başka bir şey söyler. Ortaya çıkar yalan. Böyle anlaşılır zaten yalan söylediği. Ha, demek ki iki tarafta aynı konuda yalan söylüyorsa ve bu kesinse ki canlı yayın kayıtlarında kesin. Evet. Demek ki iki tarafında bu konuda bilgisi var. Şimdi ben Seval Hanım'ların niye çekildiğini ben söyleyeyim. Aslında Seval Hanım bütün aile adına konuşuyordu. Senin ağzını iyi laf yapar dediler ve Seval Hanım'ı sözcü seçtiler. Onu kaptırdılar. Hepsi adına konuşuyordu. Ama şu an söyleyecek bir şeyleri kalmadı. Sözün bittiği yerde. İş çok ciddiye bindi. Şimdi düşünüyorlar ne yapsak diye. Bugün o zaman, düşünecekler muhtemelen. O zaman bir ilave daha yapayım ben. O da şu. Aslı ne demişti? Şimdi Seval dedi ya. Not bıraktı ve pencereden atlayıp kaçmış. Daha doğrusu not bıraktığını eve geliyorlar. Aslı haber veriyor. Seval eve giriyor, arama yapıyor. Aslı'nın bulmadığı bir notu Seval buluyor. Ben çocuğum size emanet, ben gidiyorum diye. Ve pencereden atlayıp gidiyor. Pencereden atlayıp gittiğini gören birileri varsa zaten bu kaçmak sayılmıyor yani. Zaten pencere dedi de tek katlı bir yer değil yani, mi burası ya? Ya şu kadar yok yükseklikte. Yani, yani gece kondu mu bunlar? Evet, evet. Gece kondu müstakiler. Yani bu kızlar dediğim gibi şey de değiller. Hani orada tutsak falan değiller. Ya. İşe güce her yere gidiyorlar. Evet. Şimdi Seval böyle demişti tırnak içinde. Ama Aslı'nın ne dediğine bir bakalım. Bir hatırlayalım. Bu konu üzerinde de bence çok düşünülmesi gerekiyor. Kaç sene oldu? 4 sene falan oluyor. Her bir eltiye, görümceye sözde
tek tek mesaj bırakmış ben gidiyorum diye. Bu söylenti nereden çıktı? Onu ben bilmiyorum. Onu zaten Seval tam bilmiyor. Baba benimle kalıyordu Konya telaferde. Hastaneden annesi almış ise eğer, o zaman o bir sene sonra size tekrar geri gelmiş demektir bu Tuğba'nın. O zaman Tuğba benim yanıma gelmişti. Bana dedi Aslı dedi ben çocuğum sende dursun sana emanet dedi. Ben de aldım çocuğu yanıma dedim kendi çocuğundur dedim bunu niye bırakıyorsun bana dedi. O onların kanıdır dedi ne yapayım dedi. Çıktı gitti bir daha da Tuğba'dan haber alamadım. Tuğba bence bu cinayet büroya bu dosya devredildikten sonra ilk konuşulması gereken kimseye işini öğretmek haddimiz değil de hani kendi sesli düşünüyorum şu anda. İlk konuşulması gereken kişi o kadar net ki diyor ki hastaneden sonra bana geldi o diyor. Evet. Bana geldi diyor. Diyorum ki ben o zaman mı? Hayır ondan sonra bana geldi dediği yer işte şu avlu içindeki evlerden bir tanesi. Bravo. Aslında. Sonra diyor ki çocuğunu bana bıraktı. Not var mı diyorum. Bilmiyorum diyor. Şimdi bize şey ne dedi Seval? Ben dedi Aslı'nın evinden gitmiş oraya girdim o eve. Diyelim ki şurası olsun Aslı'nın evi. Burada girdim diyor. Odaya girdim. Notu buldum. Notu buldun da Seval cebine mi sakladın? Sen o notu bulduğun zaman şunu yapmaz mısın? Aa not bırakmış buraya. Aslı da görür. Evet. Efendim öbürkü işte Serpil de görür. Herkes görür. Nedense bir tek Seval sen görmüşsün o notu. Yani Aslı'nın evinden gidiyor. Sözde bunun oradan, içinde kaynata da var. Dur, oradan sen. Camdan kaçıyor ya da kayınvalidenin her neyse. Giriyorsun. Aslı sana arıyor zaten. Diyor ki şey gitti diyor. Kayıp demiyor. Kayboldu kaçtı demiyor. Bravo doğru. Kayboldu kaçtı kesinlikle. Demiyor. Tuğba gitti çocuğunu bana bırakıp diyor. Sen geliyorsun bir not bulduğunu iddia ediyorsun ama bu notu göstermiyorsun. Arkadaşlar bu gitmiş ama bir not yazmış demiyorsun. Hemen söz hakkı vereceğim Murat Bey. Sen bunu demiyorsun. Arkasından pencereden gitti diyorsun. Diyor ki Aslı bana bıraktı çocuğu. Niye bırakıyorsun dedim. Bakın detay veriyor. Niye bırakıyorsun dedim. Çünkü bu onların kanı. Yani onların kanından. İstiyor ki yarın bir gün peşine düşmesinler, çocuklarını aramasınlar demek istiyor galiba. Böyle detay veriyor. Bana bırak, konuşuyorlar yani karşılıklı. Bırakıyorum, niye bırakıyorsun? Onların kanı diyor. Ama sonra bir not çıkıyor. Kız çocuklarım size emanet. Bu hiç inandırıcı değil Murat Bey. Şimdi çok ayrıntıya girmeden söyleyeyim. Geçen bir örnek vermiştim ya paylaşmıyor. Yazık konusuyla ilgili bir örnekleme yapmıştık. İnşallah öyle bir not kağıdı vardır. Eğer o not kağıdı varsa... Onu da sadece birileri söylüyorsa bu yazı karakteri öyle bir şeydir ki hiç kimsenin yazısı parmak izi gibi gelir. Hocam daha iyi bilir. Bununla ilgili çok da iyi Türkiye'de uzmanlar var. Benim de tanıdığım arkadaşlar. O kadar bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır ki bu. İşte bu not vardı yoktu'nun alt tarafını söylemek istemiyorum fazla. Birebir bizi belki de faile doğru götürecektir yani. Ama not yok. Ya ama not yok. Evet yani. Not yok. Ama incelemeye bir de yani not yok. De, var mı yok bilmiyoruz. Bir de onu belki eşleştireceğimiz evet. Tuğba'nın yazdığı bir şey bile yoktu öncesinde. Evet. Hani bir eğer anı defteri bir şey İlkokul yoksa defteri, o kızın ilkokul defteri şu bu defteri yok ki. Yok hiçbir şey yok. O sırf mukayese edecek bir şey bile olmayabilir. Getir de şey sorabilirsiniz. Yoksa, hatta abla kız kardeş. Ben başka bir şey yaptım da. Evet hocam. Hiçbir şey olmasa dahi yani Tuğba'ya dair diğerlerine yazı yazdırılır. Yani o yazıyı yazabilecek şüphelilere yazdırılır ve onlarla karşılaştırılır. Gene kanıt olur. Bir noktadan, bir virgülden değil mi Murat Hoca? Keşke diyorsunuz. Şimdi tabii bu noktada hakikaten Aslı'nın söyleyecekleri, söyledikleri, bize söyledikleri çok detaylı. Bugüne kadar Tuğba'nın başına gelenle ilgili en detaylı şeyi öğrendik biz ondan. O yüzden de telefonlar kapandı, Aslı ile irtibatımız kestirildi. Hatta Seval bize dedin ki o gün Aslı gidiyor işte şikayet edecekmiş, aileye şikayet edecekmiş filan. Tuğba Aslı'yı konuşmayalım diye mi yaptın diye bir taraftan düşünüyorum tabii ki de. Çünkü Aslı eğer gerçekten savcılığa gittiyse öncelikle ona orada bir şey var çünkü çocuğu getireceksin, DNA örneği yapılacak vesaire diye. Bir de programdaki kayıtlar var.
Bundan sonra gitsin şikayetini de yapsın. Tabii ki o da bir vatandaş, istediği gibi şikayeti yapabilir. Ama bir taraftan da acaba Seval biz artık asıl mevzunu kapatalım için bize bir gözdağı mı vermeye çalıştı? Ama biz bunlarla korkmayız. Çünkü yasa dışı hiçbir şey yapmıyoruz. Çok şükür ki Allah'a. Dün de şaşkınlıkla söylemiştim. Tabii ki 18 yaşındaki, yaşın altındaki her çocuk için çocuk nasıl kayboldu, nerede, eyvah diyoruz ama bir de hakikaten 13 yaşında çıkınca karşımıza daha da panik oluyoruz ve şaşkınlık içindeyiz. Şimdi ben Bedriye ile ilgili anne dedi ki en son saçları siyah dedi. Ve kısaydı. Kısa, o kızıl olan, kırmızı olan değil de o tarz kısa ama siyah. Size verdiğim broşürdeki siyah. Broşürdeki siyah. Evet, anladım. Böyle makyaj yapmış orada babasıyla fotoğraf çekilecek diye. Anladım. Şimdi Tülay Hanım buraya teyzesiyle birlikte geldi. Teyze oraya, Nurcan Hanım siz destek amaçlı ve evet, bildiklerinizi de söylemek için geldiniz evet, herhalde. Şimdi anne babalar bazen çocuklarıyla ilgili objektif olamayabiliyorlar. Benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum iyidir, benim çocuğum şöyledir diye. Bu arada ayrıldığınız 11 yıl önce ayrıldığınız eşiniz de Engin Bey de telefon hattımızda. Nurcan'ım siz bize daha objektif, aile içinde yaşananları, Bedriye'nin nasıl bir çocuk olduğunu bize biraz daha açın. Valla Bedriye sakin bir çocuk. Öyle bir sorunu yok yani Bedriye'nin. Aşırı sakinlik de bazen dikkat çekebilir yani. Dikkat çekilmesi gereken hani bir konu olabilir. Sakinse konuşuyor, derdini anlatabiliyor, muhabbet edebiliyor. Hani kuzenleriyle şakalaşıyor. Evet, öyle bir çocuk yani. Alışveriş yani böyle kitaplı, derdi olduğu konularda onlarla alışveriş yapıyor. Sizin iki tane çocuğunuz var. Eşinizden evet, 11 yıl önce boşanıyorsunuz. Mert şu anda 11 yaşında. Siz boşandığınızda Mert dünyaya gelmiş miydi? Biz anlaşamadık. Ciddi problemler gelişti aramızda. Ben hamileyken ayrıldım. Hı hı. Sonra çocuğum dünyaya gelmesine yakınken bir daha barıştık. Denemek istedik. Sonra Mert doğdu. Mert doğduktan sonra ayrıldık. 13 yaşındaki Bedriye de o zaman 2 yaşındaydı. Evet. Baba ilgileniyor muydu çocuklarla? Biz ayrıldığımızda Bedriye 4 yaşındaydı. Şu an şimdi ne oluyor o zaman? 13 yaşında olduğuna göre, 11 yıl önce boşandığınıza göre 4 yaşında. 2 yaşında olması lazım. Doğru mu? Tabii doğru. O zaman ben 11 sene olmadı henüz. Yani 10 sene. 4 yaşındaydı. Evet, 4 yaşındaydı. Çünkü şöyle yaşında hatırlıyorum. Bediş 4 yaşında yürüme bozukluğu yaşadığında babasının yanındaydık biz. Bir refleks kayıpları oldu tabii. Bir refleks kayıpları oldu. Bacaklarında sorun oldu Bediş'in. 4 yaşında oğluma hamileydim. Bediş'le Mert'in arası 4 olması lazım. Peki öyle olsun. Ya öyle hatırlıyorum. Beynim çok karışık, özür baba, dilerim. Baba ilgili bir baba mı? Ayrı olabilirsiniz ama çocuklar... Şöyle söyleyeyim. Benim babam, çok sorumsuz bir babam vardı benim. Kendi babanız. Ha. Hiçbir şey görmedim babamdan. Kötü bir adam belki değildi ama çocuklarını çok seven bir baba hiç değildi. Hiçbir şey görmedim babamdan. Hani babam böyle hadi kızım ne derdin vardı diyecek bir baba hiç olmadı. Ya da bir ihtiyacın var mı babacığım demedi. Bizim bütün ömrümüz, hayatımız annemizle geçti. Ha, babamız çok kötü değildi, sadece bunlar eksikti diyelim. Yani şunu, bunu bağlayacağım. Engin öyle bir baba değildi. Engin böyle çocukların hiçbir şey eksik kalmasın. İyi baba babadı ya. Çocuklarımı her şeyi alayım. Ya da mesela şöyle söyleyeyim, adam birçok şeyinden tolerans edip çocuğuna iyi bir ayakkabı almak için çabalayan bir babaydı. Yani Engin iyi bir baba. Ben şimdi nasıl bir kötü bir şey söyleyebilirim? Hayır, şey... ben olanı söyleyeyim. Hayır, diyorum. Sizin için demiyorum. Nasıl kötü bir şey söyleyeyim? Söyleyemem. Buradayız. Ama bu biz kötü değildik. Arada ne var? Ben biraz fazla disiplinliydim. O da fazla esnek diyor ya mesela, biraz önce fragmanda gösteriyor. Ben annesi diyor sertti. Ama ben hiç çocuğuma tokat atmadım. Ben sertim. Lütfen hani en, ben çocuklarıma lütfen dediğim zaman, iki çocuğum içinde. Ben lütfen dediğim zaman mesela yalan da söylüyorlarsa doğruyu söylerler. Ama vurmadım, bağırmadım yani böyle yüksek ağır bağırtılarla çocuklarıma hitap etmedim. Dediğim gibi psikologlara gittim, nasıl hitap edeceğimi onlardan öğrendim. Ben annemden dayak yedim, ben babamdan dayak yedim. Ben kafam yere vurulduğunda beynimin titrediğini hissettim. Gerçekten. Ama çocuklarıma vurmadım. Yaşadığım şeyi nasıl yaşatırım? Yani yaşadığım acıyı nasıl yaşatırım? Bir şey saklıyorlar falan demişler. Saklıyorum tabii. Saklamak zorundayım.
Bu kadar gaddar, bu kadar acımasız hitaplarda bulunuyorlar. Acaba düşünüyorlar mı? Ben o sakladığım şeyi de burada ortaya yayarsam benim çocuğum insan içinde nasıl bir tepki alacak? Ben çocuğumun her şeyini düşünmek zorundayım. Düşündüm. Düşündüm, her şeyini düşündüm. Kusurlarını da tartıştım. Sen bu kusurlusun demedim. Annem bak bu kusur var ama sadece bizde değil ama çözülebilir bir durum dedim. Ben çocuğumla konuştum, benim çocuğum çıksın buraya gelsin. Desin ki annemi istemiyorum. Yani hanımefendi gibi çıksın desin ki ben annemi istemiyorum. Ben çocuğumun her şeyine razıyım. Benim çocuğum madde de kullanabilir. Ya da ne bileyim bir hata da, ciddi bir hata da yapmış olabilir hayatıyla ilgili. Ben onları da kabul ediyorum. Ediyorum. Benim çocuğum ve benim çocuğumun hayatı ve ben anneyim, benim sınavım bu taraftanmış diyorum. Ben evladımı istiyorum. Yani sorun, benim çocuğum ilk geldiğinde beni istemedi. İlk geldiği gün dedi ki ben anneme gitmeyeceğim. Benim teyzem dedi ki senin çocuğun seni niye istemiyor? Kardeşlerim bana dedi ki niye istemiyor? Ya ben vurmam çocuğuma. Oğlum da var benim. Yani sorun, vurmam ben çocuklarıma. Bağırmam, şiddet uygulamam. Hiçbir şekilde uygulamam. Onlar için yaşıyorum. Ben sokağa çıkıp işe gittim. Eve gelirken bir şişe su alıp içmiyorum. Çünkü ben bunu Bedre ile ya da Mert'le bir yemek yerim ya da bir şey yaparım diye saklıyorum. Yemin ederim yani bu konuda. Beni çalıştığım insanlar da bilir. Benim anneme, kardeşime ya da teyzeme değil. Benim mahalleme sorun. Çalıştığım insanlara sorun. Beni Engin'in ailesine sorun. Ablasına sorun. Ya da onun bir teyzesinin kızı var, çok samimiler. Onlara sorun. Yani Engin kötü sevgili bir baba değil bir ama... De bu hakikaten yorumları yaparken biraz vicdanlı olalım, biraz duyarlı olalım. Bir şeyler saklıyorsun. Her şeyi burada sizinle paylaşmak zorunda değil aile. Bizimle de paylaşmak zorunda değil. Ya da bizimle paylaştığı olsa bile biz bunu sizinle paylaşmak zorunda değiliz. Burada korumamız gereken 13 yaşında bir kız çocuğu var. Bizim derdimiz o çocuğun yani ya da çocukların perde arkasında neler yaşadıkları, kayıpken neler gibi şeyler değil. Bu çocuklar bulunsun, güvenli ortama gelsinler ama anne ama baba ne olur biraz elinizi vicdanınıza koyup yapın bu yorumları yaparken. Hiç mi 13 yaşında olmadınız, hiç mi hata yapmadınız ya da bu hatalarınız ortaya dökülseydi hoşunuza mı giderdi? Biz burada her şeyi daha üstü kapalı ama çocuğun güvenliği ve bulunması üzerine kuruyoruz. Tek derdimiz o. Engin Bey merhaba tekrar. Merhabalar. Evet Engin Bey, şimdi yani 25 Eylül anne bindirdi otobüse, dün oralarda kaldık çünkü. Evet. Ve yanında da 60 lira parası vardı. Bir daha hiçbir haber alamadınız. Zaten cep telefonu daha önce kaybetti ya da düşürdü, yoktu. Evet. Dolayısıyla doğru. Yani bizim Bedriye'nin izini sürebileceğimiz bir teknolojik imkanımız yok hiçbir zaman. Olamaz doğru. Yani en azından emniyet açısından da bunu söylüyorum. Ama sizin daha önce kızınız kayıpken o iki gün ardından bulduğunuz bir yer var. Bir parkta buluştunuz, doğru mu? İlk bulduklarında evet, Alsancak sahilde. Alsancak sahilde. Evet. Bu süreçte oralara hiç gittiniz mi? O insanları birlikte gördüğünüz iki, üç kız ya da dört kız bir erkek demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru. Onları bir daha gördünüz mü mesela oralarda? Hayır hayır görmedim. Ben o kızlar düzgün bir kıza benziyorlardı. Hepsi çok düzgün bir kıza benziyordu. Hı hı. Yani bir tek ben o oğlan çocuğunu gözük tutmadı ama bir daha da görmedim zaten. Şimdi dün size demiştim ki ne kitaplar okuyor ne filmler izliyor. Evet. Bu çocuğun ruh halini anlamamız açısından belki bir rehberlik eder bize. Neleri merak ediyor, hangi siteleri ziyaret ediyor? Şimdi benim çocuğum annesinin aldığı karantina kitaplarını okuyordu. Serisi karantina. Hı hı. Onları okuyordu. Ama müzik dinlemeyi, espri yapmayı çok seviyordu. Esprili hareketler yapmayı, esprili kelimeler kullanmayı seven bir kızdı. Yani neşeli bir kızdı. Evet. Yani böyle bir kızdı. Yani ben annesini beni gönderdiğinde de annesiyle görüştüm. Ben karşılayamayacağımı, yorgun olduğumu, eve daha uğramadığımı söyledim ama annesi telefonu kapattı. Keşke elinden tutup getirseydi. Hani kaçtığını bildiği halde keşke elinden tutup bana getirseydi. Otobüse bindirmeseydi diyorsun. Hayır karşılayacaktı. Ha karşılayacaktı. Karşılayacaktı lütfen ya. O da ben karşılayacaktı. Ben burada suçlamıyorum. Diyor. Burada birini suçlamıyorum. Sen de beni suçlama. Hayır, tamam dedin telefonu kapattık. Tamam bir ses tonumuz kalınlaştı ama tamamlaştık da kapattık. O şekilde çocuğumu yollamam.
Bir de psikoloğa gönderiyormuş ve psikolog da hani çocuğunuza güvendiğinizi belli edin demiş ama nihayetinde bu çocuk hakikaten 13 yaşında bir çocuk. Evet. Hani belki o otobüs yolculuğunu sahiden tek başına yapmamalıydı. Doğru. Daha öncesinde mutlaka de böyle bir olay yaşandığı için. Bir öncesinde, bir önceki hafta da kendi bu şekilde yaptı, rica etti. Tamam dedim. Gene bir o gitti, babası karşıladı. Hiçbir sorun olmadı. Yani bir hafta sonra aynı şeyin olacağını düşünemedim. Aynı gün, bu olayın olduğu gün Bedriye ile bir konuştuk. Programları var, planları vardı mesela. Gidecekti, geri dönecekti, kitaplarını değiştirecekti. Ondan sonra almak istediği bazı şeyler vardı. Baba anneannesiyle planları vardı. Şunu şuraya gidelim anneanne, buraya gidelim. Yani benim kızımı o anında görseydiniz zerre aklınızın ucuna gelmezdi. Bu durumda kaçmadığını, başına bir şey mi geldiğini bir düşünüyorsunuz? Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela benim kızım babasının evine giderken şu tişörtlerimi, pantolonumu götüreyim anne babama dese ben ona hayır demem. Tabii. Ya da oradan da alıp gelse o da hayır demez. Çünkü tabii, biz onun da orada dolabı var, burada da dolabı var. Benim çocuğum bir şey de almadı. Bir hediye almıştım ona yatarken giymesi için bir şey almıştım. Ben bunsuz yatamam anne dedi. İki gün kullandı. Ben bunsuz yatmam anne. Hep bunu kullanayım dedi. Tamam anneciğim al yanına babanlarda kullan dedim. Onu da dolapta bırakmış. Hazırlık şimdi. Gözlüksüz Bediş birçok şey yapamaz. Yani kitap okuyamaz. Yakın gözlüğü. Uzak yakın Bediş çok dedim ya kitap okuduğu için gözlerinde ciddi problem var. Bediş birçok şeyi gözlüksüz yapamaz. Gözlüğü de evde. Kitap okumakla problemi olmaz. Sen yani problem olduğu için kitap okumakta zorlanır. Yanlış bir algı yaratmıyor. Yok, evet. Kitap okumak gözleri bozmaz. Evet. Hani gözlük kullanıyor. Gözlükle mesela uzağa yakını tam kestiremez. Hani gözlüğü de evde. Gözleri bozuk yani. Hayır gözlüğü de evde. Tabii gözleri bozuk. Gözlüğünü de bırakmış. Hı-hı. Şimdi bu durumda birkaç aldığı aksesuarları da evde. Birkaç veri var elimizde. Bir, babasına aslında gitmek için çıktı ama asıl niyeti babaya gitmek değildi. İki, hayır tamamen babaya gitmek niyetiyle çıktı ama yolda başına bir şey geldi. Ya da yolda birini gördü. Durakta karşılanmadı, indi. Orada bir şey oldu ya da gerçekten bilerek ve isteyerek gitti. Burada sormak istediğim şu, Engin Bey sizin evinizle Tülay Hanım'ın evi arasında kaç durak var? O bilmez, otobüse gelmedi hiç. Şöyle bir şeyin bayağı uzak yani, otobüste 20-20 saatlik yol. Yok 441 ile tek. Tülay Hanım kaç durak olur yani tahminen? Şöyle söyleyeyim. 6 mı 8 mi? 8 durak kadar. 8 durak. Hayır, belki tek otobüs 8 durak teyze. Şeyde iniyor, o gün, arada iniyor. O gün o saatteki o 8 durak civarındaki kameralara bir bakmak lazım. Evet. Hangi durakta indi? Buyurun. Yani ilk duraktan son Özlem, durağa kadar hepsine yani bakılabilir. Özlem, Tülay Hanım şöyle demiş. İşte 20 ile trafiğe göre 45 dakika arasında sürüyor. Hı-hı. Şimdi aslında elimizde ciddi bir donay var. Şu anda büyük şehirlerin tamamında otobüslerde kayıt var. Belli bir sürede tutuluyor. Evet, ben de onu belki de otobüste istedim. Birisiyle karşılaştı. Onunla beraber aşağıya indi. Ya hangi durakta indi? Beni karşıladı. Ve indikten sonra da bulunduğu durakla beraber iyi bir inceleme yapılırsa bölgedeki kameralar incelendiğinde tek başına mı indi? Birlikte biri orada başka birisiyle bu 8 duraktan bir tanesinde indi. Hı hı. Orada birisiyle mi buluştu? Mutlaka bu yalnız ortaya çıkacaktır bir şey ama bir araştırmaya ihtiyaç var burada tabii yani. Bir de bugün 30 Eylül yani 5 günlük kamera kayıtlarına durur. Rahatlıkla ulaşılabilir. Mesela evet, İzban'da görülmüş. İddia ediliyor İzban'da görüldü şu. Ama biz İzban kameralarına polis bakılamadığını söyledi. İzban ne demek? Yani sizin şey gibi, tramvay gibi. Büyük şehrin iştiraklarından bir tanesi. Anladım. Metrobüsle İzban aynı şey. Şimdi tramvay. Tabii ki öyle kendi başınıza gidip isterseniz bakılamaz. Hayır polis bunu söyledi. Ama bu yok, bir süre sonra istenir. Sizin tabii ki başvurunuz dahilinde istenir, incelenir. Hani şüpheli kayıpsa, başına bir şey geldiyse gibi bir takım şüpheler, kuşkular uyanabilir. Engin Bey, siz o durak arasında mesela o 8 durak evet, yani toplasanız hadi 8 kilometre olsun canım. Yani o kadar yoktur da 6-7 kilometredir. Tek tek mesela o duraklardan geçip bir baktınız mı? Burada hangi iş yerinin kamerası bu durağı görüyor? Burada ya birkaç böyle bir tespit yapıp onu biz de şimdi yaparız artık. Muhabirimiz de yapar ama yani oralardan birinden inme ihtimali var bu kızın. Oradan indiği andan buyurun. Evet. Bakın ben şimdi çocuğumun görenlerin gittik söyledikleri yerlere gittim. Kameralar gördüm. MOBESE kameraları gördüm. Polise bildirdiğim halde
Hiç kimse ilgilenmedi. Evet, bunlar yok. İlgilenirler, ilgilenirler de. Siz sadece bunları yazılı olarak da bildirin şeye. Savcıya veya da polise yazılı. İlgilenmek benim zorundalar. Şey. İlgilenmezler diye bir şey yok. Evet efendim, bakın bak, ben forvette gördüğünü söylediler. Mesela evvelsi gibi şeyde görülmüş. Kimse ilgilenmiyor. Yani polis, emniyet ilgilenmiyor. Yani kimse dediğim, emniyeti bildirdiğim halde emniyet kameralı kayıtlarını istiyorum ama bilgi vermiyorlar. Bakın şimdi orada, size bilgi vermeyebilirler şu an için. Evet, yani şimdi orada size emniyet bu şekilde bir bilgi vermez. Muhtemelen kendisinin de ulaşamadığı yerler olsa bile savcılık kanalıyla bazen polisler de bilgiye ulaşmak zorunda kalabilirler. İşte bahsettiğiniz yerle ilgili olarak. Ama herkese bu şekilde bir bilgi vermezler. Belki de başka bir konu var. İncelenmesi için bunu yapıyor olabilirler. Ama şunu yaparsanız, gidip tekrar ek bir bilgi verirseniz, ek ifade verirseniz. Dilekçeyle tabii yazılı olarak verip kızımın İşte endişe ediyorum kendisiyle ilgili diye söylediğiniz zaman işin rengi biraz daha değişecektir diye düşünüyorum. Ben açıkçası 13 yaşında olduğu için, evet, daha önce böyle bir olay yaşandığı için, bir takım sağlık sorunları da olduğu için, dolayısıyla ben gerçekten Bedriye'yi son derece merak ediyorum. Şimdi bu görüntü baktığınızda 13 yaşında gibi gelmeyebilir size. Ama Bedriye 13 yaşında, saçı burada kırmızı. Ama bu kısalıkta fakat siyah şu anda. Hı hı, aynen, doğru mu? Siyah, evet. Bu arada çok benziyorsunuz anne kız birbirinize, evet, bu uzun saçlı haliyle. Ve bugün beş gündür ortada yok. Nerede yatıyor, nerede kalkıyor, ne yiyor, ne içiyor. Bu kızın telefonu yoktu. Yani otobüsten binerken ya da inerken birisi arayıp da birisini, ben şu saatte şurada olacağım, şurada ineceğim deme ihtimali yok. Ya çünkü iki gün önce bir beyefendi aradı, dün buradan çıkınca. Bir beyefendi aradı, dedi ki, hanımefendi dedi, şeyde gördüm. Aynı yerde daha önce de söylemişlerdi ama saçında pembe olduğunu söylemişlerdi. Ben de pembe olamayacağını söylemiştim. O dün arayan beyefendi dedi ki, hayır dedi, aynı yerde otobüs durağında gördüm ve saçında pembe yoktu. Hatta dedi, kolunda bir çanta vardı dedi. Babasını da aramış kendisi. Gelin demiş, yarın saat 2'de beraber arayalım demiş. Çanta, nasıl bir çantayla çıktı evden? Bedriye'nin çantası bozuldu. Söylemeyin, söylemeyin. Bir telefonda ihbar var. Alo. Alo. Buyurun. Ama ben buraya bağlanmak istememiştim. İsminizi vermemizi istememişsiniz. Tamam. Ama bağlanmak istemişsiniz. Bedriye ile ilgili mi bir şey konuşacaksınız? Bu İzmir Selçuk'ta göründü bu. Sırt çantası var, çantası. Hayır, değil. Değil mi? Sırt çantası değil yoktu. Mi? Ha, sırt çantası vardı. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun ama değildi. Bir saniye, saçlarını falan bir tarif edin yine de. Ha, dur. Siyah, kısa kestirilmiş, bayağı kısaydı. Kıyafet. Kıyafeti siyah şort. Kısa body vardı üstünde, belleri görünüyordu, göbeği görünüyordu. Kıyafet değişti. Ne zaman gördünüz acaba? Beli görünüyordu. Akşam, evet, üstü. Tişörtünden çok az bir beli görünüyor. Hatta bir bayan da görmüş, dedi ki belinde dikiş izi vardı, onu da gördüm dedi. Şey, böyle siyah grili bir kot pantolon. Anlatmayın, siz onu anlatmayın, tamam, ki biz bu ihbarları... Siyah. Evet. Şöyle, saçları siyah, bayağı kısa. Neden bu kadar kısa kestirdin dediğimizde, benim saçlarım daha önceden pembe maviydi, siyaha boyattım, boya yana oldu dedi. Kaç boyunu falan biraz tarif eder misiniz? Vallahi 1.65 yoktur. Yani işte 1.62 falan. 1.65'ten çok fazla yok kızım. Bu bilgileri vermeyelim ekranda. Vermeyelim ki en azından ihbarda bulunan seyircilerimiz de kendi söyleyeceklerini söylesinler, evet, bir karşılaştırma yapalım. Efendim, galiba benzettiniz. Ben çok teşekkür ediyorum size yine de, tabii ki aradığınız için. Sağ olun. Şimdi Nebahat Hanım, yani bugüne kadar hep kızlarını arayan, annesini arayan, babasını arayan ama ablasını arayan bir kadın var. Hem de gözyaşları içinde. Sebahat Emon 2 yıldır 39 yaşındaki ablası Nebahat'ın hasretiyle yaşıyor. Tek isteği, 4 çocuk annesi ablası Nebahat'ın evine geri dönmesi. Nebahat, lütfen Allah rızası için geri dön. Kimseden korkmana gerek yok. Ben sana sahip çıkacağım. Bak, benim evimde kal, sokakta kalma, sürünme. 4 çocuğunu bırakıp gitti. Sen çocuklarını özlemişsindir, biliyorum. Yani gel, ben söz, çocuklarını getireceğim, ben sana göstereceğim.
Evdeki altınları neden aldı? Altınlarını aldın gittin, çocuklarını bıraktın gittin. Eğer ki çocuklarını seviyorsan, özlüyorsan çocuklarını gel. Dört çocuk annesi Nebahat Emun nerede? Nebahat hoş geldin. Sebahat baba. Sebahat hoş geldin. Hoş bulduk. Ben ilk defa ablasını gerçekten bu kadar gözyaşlarıyla arayan birisini. Hani Allah korusun bir ölüm halinde falan o başka bir şey de. 4 yıl mı oldu? 2018'in Nisan ayı 3'ünde evden ayrılıyor. 2,5 sene oldu. Yani evden ayrılıyor. Ben geçen kış zaten Adana'da haberini aldım ben. Telefon numarasını ulaştım. Eniştem vermişti. Şey dedi, bu dedi numarası. İlk etapta beni tersledi, şey yaptı. Sonradan kendi tekrar aradı. Neredesin dedim. Dedi ben Adana'dayım dedim. Ben inanmıyorum dedim. Sen Adana'da falan değilsin dedim. Ben duyumlarım duydum, sen parklardasın, orada burada pavyonlarda yani orada burada yaşıyorsun diye ben duydum. Hayır dedi, asla böyle bir şey yok. Peki dedim sen madde kullanıyor musun? Yok dedi, yemin işte ben kullanmıyorum dedi. Ondan sonra dedim ne yapıyorsun Adana'da? Dedi ben dedi çocuk bakıcılığı yapıyorum. Hatta kızdım ben ona, dedim ki başkasının çocuğuna bakacağına kendi çocuklarına bak dedim. Niye 4 tane çocuğunu bıraktın gittin? Hiç mi acımadın sen? Sonra ağladı, biraz ağladı. Bak dedim, sana yine söylüyorum. Gel, sana her zaman kapım açık. Abim seni aramıyor, annem seni aramıyor, ablam seni aramıyor. Kimse seni aramıyor. Sen çocuğundan, çoluk çocuğundan, evinden, barkından, kocandan olmuşsun. Her şey olmuş bitmiş. Dön gel, benim evimde kal. Benim evimde kal. Ben senden bir şey istemiyorum. Gelemem dedi. Gelmeyeceğim dedi. Siz önce bana sırt çıkmadınız. Benim arkamda olmadınız. Ben her zaman dedim senin arkandaydım dedim. Ben dedim bir ay evimde barındırdım seni. Sen durmadın yerine gittin. Dedim ben kadın sığınma evine gittim orada kaldım. Orada kalmadın geri döndün yine. İnsan ol yerinde otur. Ben sana çocuklarını kendi elimle ben getireceğim. Göstereceğim sana. Bu çok zor bir şey değil. Bence Nebahat'in hikayesini en baştan başlayarak anlat. Nebahat kaç yaşında şu anda? Nebahat 81'li. 81'li. Evet. Yani 39 yaşında mı oluyor? 39 yaşında. Evet. Sen 36 yaşındasın. 3 yaş büyük ablan yani, senin. Evet. Bize önce bence onun hikayesini anlat. Bu 4 çocuk nasıl oldu? Evliliği nasıldı? Nasıl bir aileden geliyorsunuz? Niye ortadan kayboldu? Biz doğuluyuz Serap Hanım. Siirtliyiz. Bizim örf adetlerimiz, mesela benim de çok iyi bir evliliğim olmadı. Ben 2 evlilik yaptım ama ben eğer eşimden o zaman ayrılmak üzereydim. Bu eniştemle mesela beni ona vereceklerdi. Ben eşimle tekrardan barışınca ablamı verdiler. Ablam da gitti yani, silah zoruyla gitmedi. Yani diyebilirdi ki ben kabul etmiyorum diyebilirdi. Eniştemi gördü. Eniştemi beğendi dedi. Ben beğeniyorum dedi. O şekilde gitti. Köy hayatı Kemalpaşa'nın köyünde kalıyordu. Orada kalktı. Birkaç yıl orada kaldı. Ondan sonra benim babam rahmetli oldu. 40'ı çıktı. Çıkınca mevlidini verecekti. Kendisi geldi. Bursa'ya geldi. Dedi ben dedi artık gitmeyeceğim dedi. Köyde yaşamak istemiyorum. İyi tamam dedim. Siirt'in köyünde mi yaşıyorlardı? Yok. Hayır hayır. Kemalpaşa. Mustafa Kemalpaşa. Ha, şeyde Bursa tarafında yaşıyorlar. Evet, Bursa Kemalpaşa'da. Biz 40 seneden fazladır biz Bursa'dayız. Sen merkezde mi yaşıyorsun? Ben merkezde yaşıyorum. Size geldi mevlit için. Evet. Bir daha dedi köye dönmeyeceğim. Gitmeyeceğim dedi. Bu arada 4 çocuğu olmuştu 4 çocuk, ama. Tabii tabii 4 çocuk olmuştu ve babasının köydeydi. Çocuklar da köydeydi. Hatta eşine söyledi. Dedi ki Turgut dedi ben dedi çocukları verelim kaynanan baksın dedi. Biz kendimize burada yaşayalım. Hatta eniştem kızdı ona. Ben de kızım. Dedim senin annelik duygun yok mu ya dedim. Benim de dedim o kadar çocuğum var dedim. 3 tane çocuğum var ama dedim ben çocuğumu bırakmadım. Bırakmam da niye ben bırakayım? Sen de insan ol. Anne çocukların başına dur. Kocanı mı istemiyorsun? Gönder kocayı ama çocukların yanında da ol. Yanında ol. Kocası ev aldı mı? Köydeki arazileri evi sattı geldi. Bursa Hürriyet'te ona ev aldı. Ondan sonra dedi bu evi dedi benim üzerime yap dedi. Ben enişteme dedim ki sakın dedim onun üzerine yapma dedim. Neden? Neden? Şu şekilde zaten meyilliydi Serap Hanım. Bana dedi ki ben dedi ben bu evi üzerime yapayım dedi. Ben dedi ona tekmeyi vuracağım dedi. Aa. Tekmeyi vuracağım dedi.
Enişteme dedim ki sakın enişte dedim. Bak dedim onun üzerine yapma. Kendi üzerine yapmasan da çocuklarının üstüne yap dedim. Üstüne basa basa söyledim. Tamam dedi baldız dedi. Sen nereden biliyorsun? Ben dedim bak dedim pişman olursun dedim. Ondan sonra yapmadı üzerine bana düşman belledi bir sefer. Sen ben senin iyiliğin için söyledim ben bunu. Ha, ben her zaman da söylüyorum. Sokakta orada burada kalmasın. Gelsin benim evimde kalsın. Ama o ev onun üzerine olsaydı mesela boşanmaları halinde filan da o evde çocuklarıyla belki yaşardı. Evet. Sen niye bu kadar ısrar ettin onun üstüne yapma diye? Nesinden rahatsız şimdi, oluyordun ablanın? Neden rahatsız oluyordun? Ben rahatsız olmuyordum. Ben dedim ki evi onun üzerine yapılırsa enişteme tekmeyi vuracak. Yine aynı bu duruma gelecek. Hmm. Ben o düşünceyle söyledim. Bu ev olayı galiba onların evliliklerinin bitiş noktası gibi. Yani, o dönem bir gidişi sevmiyorum var. Sevmiyorum dedi. Ben eşimi sevmiyorum dedi. Evini niye istiyorsun? Sevmiyorsun da demedin mi sen? Efendim? Evini niye istiyorsun? Sevmediğin bir adamın evini istiyorsun. Yani ben ne dedim? Çocuklarının evidir. Bak adam dedim evini, arazisini satmış. Gelmiş sana burada bir ev almış. Otur evinde. Çalışma dedim. Otur evinde. Yaşanmış olan bir şey olmalı ki size şu kelimeyi söylemeli. Ona tekmeyi vuracağım diyor ya. Bir öyle söylediniz. Bir şey olmuş olması lazım ki bir hıncını almak için bunu söylüyor. Ne yaşamış orada? Sevmiyorum diyor. Sevmiyorum dedi. O kadar hocam, nefret o kadar. Ediyordur. Vesaire. Sevmiyorum dedi. Ben dedi hani dedim Allah rızası için ayaklarına kapanın çocuklarını bırakma dedim. Ya Sebahat çok biraz amiyane bir soru olacak ama. Evet buyurun. Yani senin ablanın gözü dışarıda mıydı? Şimdi şu şekilde. Direkt sorayım artık ne yapayım Serap yani? Serap Hanım şimdi şu şekilde mesela 17-18 yaşında bir erkek olduğu zaman onunla beraber oturup ha 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 hi hi yapmayı çok seviyordu. Öyle ortamlara girmeyi çok seviyordu. Kendisi yani, kaç yaşındaydı o bunu sırada? Bütün ailem de biliyor hepsini. Şu anda 39 yaşında. Yani 17-18 yaşındayken mi seviyordu? Hayır şu an şimdi. Yani kendisi 30 evet. Küsur yaşındayken yani, 17 yaşındaki evet, erkeklerle birlikte benim eniştem, şeyi seviyordu. Benim eniştemle evliyken bir tane biriyle tanışıyor. O da Kemal Paşalı biriyle tanışıyor. Yani enişteme bağlan o da söylesin. Enişte kaç yaşında? Eniştem 40 yani 50 yaşına yakın var. Evet biriyle tanışıyor. Biriyle tanışıyor işte eniştemi yani şey yapıyor. Ondan sonra ben bunu yakalıyorum. Yakalıyorum ben bunu. Hatta ben işten gelirken onun arabasından iniyor ben arabaya yetişemedim. O kişi kaç yaşında mesela? O kişi de nereden bakarsa bir 42-43 yaşlarına ya erken bir genç yani. Ben de dedim ki ya sen kafayı mı yedin ablam dedim. Sen eşini nasıl böyle bir şey yaparsın dedim. Ben dedi ben bunu seviyorum dedi. Ondan sonra dedi ben onunla evleneceğim. Ona demiş ben bekarım demiş. Yani bunları hepsini biz biliyoruz. Ondan sonra evleneceğim demiş. Kalkmış onlara erkek tarafı buna altın almaya kalkmış. Kendi hayvanlarını satmaya kalkmış. Evlenecekmiş. Son anda ben adama ulaştım. Dedim ki bu evli sen... zaten. Yok çocuk bekar. Çocuk hayır. Bekar. Bu kadın evli yani. Evli. Ben de buldum adamı. Bu arada çok özür dilerim. Bir hazırlık yapıyor arkadaşlarım. Biraz önce işlediğiniz konuyla ilgili anneyi alalım içeriye. Anneyi bir alalım içeriye. Bedriye'nin annesini. Gel canım gel. Mikrofonu var mı? Acil bir mikrofon takalım. Siz oturun buraya Çile Hanım. Bedriye ile ilgili bir gelişme var. Mikrofon. El mikrofonu da olur mikrofonu. Arkadaşlar. El mikrofonu da olur. Acil bir konu zaten. O yüzden takmanıza gerek yok. Eline alsın. Eliyle. Evet. Hemen. Hemen baba telefonda. Engin Bey de telefonda. Bedriye'nin... fotoğrafını da koyalım seyircilerimiz. Yani daha doğrusu blurlayıp koyalım hatırlasınlar. Baba Engin Bey hatta. Engin Bey. Efendim. Evet haberi siz verin isterseniz. Evet şimdi Selçuk emniyetinden aradılar beni. Kızınız şu an emniyette yanımızda. Kayıtla ilgili başvuru yaptınız mı dediler. Evet yaptım dedim. Şimdi yarın polis karakolunu arayacaklar. Gelip alabilirsiniz dediler bana. Ben de gidiyorum Selçuk'a gidiyorum. Selçuk'ta dediler. Biraz önceki evet. Hanımefendi de Selçuk'ta görüldü demişti. Evet bakın şöyle bir şey de var. Daha önce de bir beyefendi Selçuk'ta gördüğünü bana söyledi. Ben bunu Tülay'a da söyledim. Ama Tülay bunu niye hayır dedi.
Nereden biliyor ki hayır diyor? Ama anlamadım. Ama hemen direkt hayır dedin. Evet, evet. Yani ne olursa saçı böyle de hayır öyle değildi. Yani bir boyu böyle de hayır belki. Öyle değildi diyordun ya. Bu kız evet, ben işte bak söylemiyorum da. Allah'tan bulundu kızım. Ben şimdi Selçuk'a gidiyorum sözümü almaya. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Polis mi buldu herhangi bir kimlik yoklaması sırasında? Bedriye mi acaba karakola gitti? Bu konuda bir bilginiz var mı? Nasıl efendim, gürültü var, duyamıyorum. Diyorum ki bir kimlik kontrolü vesaire sırasında polis mi buldu, evet, yoksa kendisi mi gidip polis karakoluna gitti? Hiç bilgim yok. Acaba polis mi buldu, Bedriye mi gitti bilmiyorum efendim. Gidince belli olacak her şey. Tam neti bilmiyorum. Bana sadece çarşıya gelip alabilir misin dediler. Ben hemen geleceğimi söyledim. Tamam. Şimdi bana Reci'den geldi bilgi. Kaç kişi arkadaşlar? Bir daha söyleyin. Bir daha söyleyin. Dört kız Selçuk'ta değil mi? Bir yerde otururlarken rutin bir kimlik kontrolü sırasında evet, polis işte bu kontroller ne kadar önemli evet, değil mi? Evet. Ne kadar üstünü önemli? Görmüşler mi? Üstünü de sorun. Ya. Oymuş o. Ne o, üstünden o, bahsediyorsun hayatım. Tülay Hanım, anlamda demedim. Tülay Hanım az önce bir ayrıntı verdi beyefendi. Saçını niye bu kadar kısa kestin hanımefendi ya? Dedi ki daha önce siyahtı, ondan önce de pembeydi, maviydi diye kız söylemişler. Pembeydi demedim abi. Şu anda sonuca geliyorum. Tamam. Biraz önceki hanımefendi Selçuk'ta gördüğünü söylediği kız büyük ihtimalle senin kızın. Olabilir, saçını pembe yapmıştır, arkadaşının kıyafetini giymiştir. Çünkü kadın söyledikçe sen direkt bir dinlemedin. Yani şöyle mi böyle mi, hayır o değil, hayır o değil. Diyor ki daha önce de Selçuk'tan geldi. Bilgiyi aktarıyorum. Babayı arıyorlar. Şimdi ben tabii bu bir taraftan da Seval'in de Yaşar Bey'in de kulaklarını çınlatmak istiyorum. Gerçek kayıp başvurusu yaptığınızda emniyet size nasıl dönüş yapıyor? Onun da çok tipik bir örneği oldu bu. Evet. Babayı arıyor emniyet. Sizin kızınızla ilgili kayıp başvurunuz vardı. Çünkü Engin Bey'in orada telefon numarası var. Ve galiba çocukların velayeti de babada. Babada. Onu arıyorlar. O da şimdi Selçuk'a, Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyor kızını almaya. Arkadaşlarıma sorduğumda da dediler ki Selçuk'ta dört kız otururlarken herhalde bir kafede bir yerde polis rutin kimlik kontrolü yaparken senin kızının kimliğinden bakılıyor. Orada biliyorsun GBT falan bir şeyler bakılıyor. Evet, geçici kimliği var. Ve kayıp olduğu ortaya çıktığı için de babaya haber veriliyor. Yaşı 13 olduğu için. Evet. Şu anda karakolda kızın. Çok sevindim. Hadi duygularını şimdi söyle bakalım. Çok sevindim. Sadece artık ne olduğunu, neden bu sefer nedenini öğrenmek istiyorum. Başka bir şey yok yani. Bilmiyorum. Böyle bir şaşırdın ama değil mi? Böyle bir kaldın yani. Yani gerçekten bir an kötü bir şey olma ihtimalini düşündüm. Allah korusun. Beynimi hissetmiyorum. Öyle bir şey olsa ben seni buraya çağırıp sanki böyle ya, güzel bir haber veriyormuş yok, gibi yapar ya, mıyım öyle bir şey? Bilmiyorum yani, anlık bir şey. Sizinle hiç alakası yok. Öyle düşündüm. Anladım. Yani İnsan tabii evlat olunca aklına hep en kötüsü gelir ya işte evet, öyle mi oldu böyle mi oldu diye. Biraz önce programdan hemen yakın önce. Yakın tut mikrofonu. Programdan hemen önce bir his geldi içime ve ben babasını arama gereksinimi duydum ve gittim sizin şeylerinize sordum. Böyle bir şey hissettim. Teyzem de biliyor. Bir anne şey, anne kalbi bir şey hissetti oldu, diyorsun. Yemin ediyorum. Peki. Gittim aradım babasını, dedi ki yok bir gözün şey. Gözün aydın canım. Çok gözün aydın. Keşke sarılabilseydik. Sarılamıyoruz. Sevgili seyirciler, veda vaktimiz geldi. Bizimle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Yarın saat 13.15'te Star TV ekranlarında buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi seviyorum efendim. Allah'a ısmarladık.